İyi geceler sevgili seyirciler. 32. güne hoş geldiniz. Bugün emin olun benim için son derece özel ve çok zor bir program. 32. günün 25. yılını kutluyoruz. Böyle haftalardan haftalara geçerek kutluyoruz. Biraz yılan hikayesine dönse bile çok keyifli bir şey. Herkese de tavsiye ederim. Dile kolay. Tam çeyrek yüzyıl. Evlerinize konuk olduk. Birlikte büyüdük. Belki bizden sıkıldınız zaman zaman, belki bize kızdınız ama biz yine sizin peşinizi bırakmadık. 25 yıl boyunca dünyanın ve Türkiye'nin yaşadığı değişime birlikte tanıklık ettik. 25 yıldır kesintisiz olarak yayınlanan tek programı gerçekleştirdik. Sadece Türkiye'de değil, emin olun başka birçok ülkede gazetecilere kolay nasip olmayacak bir rekora hep beraber imza attık. Peki biz kimiz? Şimdi hepsi burada. 32. günü var eden, bugünlere getiren bütün isimler bugün sizin evinizi tekrar ziyarete geldiler. İşte karşınızda dev kadro. 32. günün dev kadrosu. Her biri Türk televizyonculuğunda bugün son derece önemli birer yere sahip yıldızlar. Benimle yola çıktıkları zaman yıldız olacaklarını ne onlar biliyorlardı ne de ben tahmin ediyordum. Onlar beni yıldız ettiler. Ondan sonra da hep beraber uçtuk. 32. günü 32. gün yapan isimler. Bakın kimler? Hemen size tek tek ve beraber Talip Korkmaz. Hemen yanında Bülent hocamız. Bülent hocamız iletişimle başladı, belgesellerle başladı. İletişim profesörü oldu. Sonra biraz şey değiştirdi ama zarar yok. Bizim için daima yerindedir. Cüneyt Özdemir'i ben daima şey olarak söylerim. Beşte bir kanun bulucusu. Kendi içinde son derece önemli bir insan haline geldi. Beşte bir kağı biraz aspirin formülüne benziyor ama gene de harika, herkesin kafasında kaldı. Deniz Arman'ı unutmaya imkan yok tabii. Serdar Akinan, hoş geldin Serdar. Musa Çözen. Musa Çözen'i hepiniz çok daha iyi tanırsınız herhalde. 32. günlerden ama şimdi daha çok tanırsınız. İsmimi biliyorum da cismimi bilmiyorlar. Cismen işte böylesine yakışıklı bir insandır. Emin olun Fransızca, İngilizce, Çekçe var. Bütün flörtlerinin dillerini gayet iyi bilir. Biraz sonra ondan bahsedeceğiz. Rıdvan Akar. Rıdvan Akar hala yolumuza devam ediyor. Şimdi gelelim. Ağır toplarımız da var. Tabii ağır toplarımız. Önce Ankara'dan başlayalım. Ankara'da bakın kimler var. Can Dündar var ve Ahmet Sever var. Heh, işte şimdi Can Dündar. Ahmet'e bir daha gelin çocuklar. Bir daha gelin. İşte Ahmet Sever. Ben Can'a burada hepimiz tekrar başsağlığı diliyoruz. Bizimle beraber çok geçen hafta burada olamadı. Ama kalbimiz hep bizim onunla beraberdi. Show TV'nin patronu. Aslında önce benim patronumdu, sonra beni bıraktı başka yerlere gitti. Ali Kırca. Ali Kırca da haber merkezinden, Türkiye'nin haberinin merkezinden işte el salladı. NTV'de Çiğdem'imiz var bizim. Çiğdem çok şık, çok güzel. Aramızda daima güzelliğiyle öne çıkmıştı zaten. Washington'da da Mithat Bereket var. Biraz sonra bağlanacağız biz ona. Ama önce isterseniz, emin olun ben bu işe hafif cehaletin cesaretiyle başladım. 25 yıl önce. Hiçbir şey bilmiyordum. Ve çok samimi söylüyorum, bu insanlar bana öğrettiler. Sonra ben ukalalık etmeye başladım. Onlara hayır bu böyle değil de böyle olur diyerekten aslında bana söylediklerini kendilerine tekrar etmiş oldular. İsterseniz bakın gelin her şeyden önce bir kutlama gecemiz oldu. Kutlama gecemizden şöyle biraz birlikte dolaşalım kutlama gecesinde. Ondan sonra bakın sizleri hep birlikte nerelere götüreceğiz. Her şeyi açık seçik konuşmadığı dönemlerde çok cesaretle her şeyi açık seçik ortaya döken bir insan oldunuz ve bu programları yaptınız. Dolayısıyla birçok şeyi Türkiye'ye yapar tanıttınız. Bunu doğrusu yakinen takip eden ve bilen bir kişiyim. Buraya bir tek davetli zat halinizdiniz. Çünkü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül değil.
Abdullah Gül'ü davet etmiştim. Abdullah Gül'ün yeri bizde çok başkadır. Sağ olun, var olun. Mehmet Ali Birand benim için önce bir idol. Mehmet Ali'yle arkadaşız, meslektaşız. Ben Mehmet Ali Birand'ı abi dedim. Dosttur, vefalıdır. Komik bir insan. Hem abimdir, hem arkadaşımdır. Mehmet Ali'nin bir defası. Mehmet Ali Birand en büyük çelmeyi de o atar. Hadi kazı atan kızdı, üzüldü, üzdü. Mehmet Ali çok şefkatli, çok heyecanlıdır. Ateş gibi eştir, sevgi doludur. Her zaman sevgisini çok rahatlıkla gösteren bir insandır. Baba olarak da oğlan ona çocukluğunda hava ceryanı derdi. Mösyö hava ceryanı derdi. Çünkü eve girer, bakar, öper, giderdi. Bir kapıdan girer, bir kapıdan çıkardı. Camdan girer, kapıdan çıkardı. Onun için de oğlan ona Mösyö hava ceryanı diye bir isim takmıştı. Bu işe ben cehaletin cesaretiyle başladım. Hiçbir şey bilmiyordum ama hakikaten hiçbir şey bilmiyordum. Ama bir şey yapmak istiyordum. O şekilde başladım. 25 yıl önce ekranlara geldim ve bugün de buradayım. Allah hepimize Sayın Birand'a verdiği gibi her güne aynı hızla ve istekle başlama şevki mutluluğu versin. Başka bir şey demiyorum. Onun dışında seni seviyoruz ve saygı duyuyoruz. Sen hepimizi bu meslekte gömersin. Öncelikle tebrikler. Ben aslında Vodafone Türkiye olarak değil de ben 32. günde büyüyen bir nesli temsilen konuşmak istiyorum. Bence onu da yansıtmak lazım burada. Ben çok şey öğrendim 32. günden. Globalleşmenin önemini öğrendim. İlk defa odamıza, oturma odamıza kadar giren global liderleri sizle tanıdım ben. 32. günde ben kimseye bir ders vermedim. 32. günde benim yaptığım bir tek şey var. En iyi insanları bulma şansına sahip oldum. En iyi insanlar geldi, en iyileri çalıştı. Onun için onlardan emin olun. Hiç bunu hani bu gecenin hatırası için de söylemek istemiyorum. Onlardan çok şey öğrendim. Ben bir cahildim. Onlar beni eğitti. Ben iyi bir öğrenci oldum. 32. gün. 1985-2010. Sevgili seyirciler, aslında çok ilginç bu şeyler yapılırken, tanıklıklar yapılırken Cüneyt'in bir sözü var, onu söyleyeceğim. Evet, Mehmet Ali Birand da bize verdi ama ben de, o çok güzel laftı o, ben de gençliğimi verdim. Aslında hepimiz gençliğimizi verdik bir yerde, hep birlikte. İsterseniz bu 25 yılın kolay geçmediğini söyleyeyim. Bakın, kurucu isimlerle başlayalım ve kurucu isimler nasılmışız ve emin olun, şimdi seyrettiklerimizi gördüğünüz zaman eskiye oranla bugün ben hariç herkesin ne kadar daha güzel ve yakışıklı olduğunu göreceksiniz. Bakın, Ali Kırcası, Musa'sı, Talib'i, Selma'sı ile birlikte. Tekrar buluşabilmek ümidiyle bütün 32. gün ekibi adına size mutluluklar dilerim efendim. Çünkü siz bu programı seyrederken diğer kanallara geçtiğiniz zaman bazı sürprizlerle karşı karşıya kalabileceksiniz. Mesela Ali Kırca'yı siyaset meydanında göreceksiniz. Hemen şu anda geçseniz bile görürsünüz. İsterseniz de geçin. Çok güzel bir program yapıyor. Aynı şekilde Çiğdem'i NTV'de biraz önce görmüş olacaksınız. Can'ı NTV'de ana haberde görmüş olacaksınız. Biz bu programı herkesi buraya toparlayabilmek için
Mesela Cüneyt'in de CNN'de programı vardı. Herkes de oluyor. Bugün akşamüstü bunu çektik. Yani öğleden sonra çektik. Onun için aman hemen şey yapmayın. Ne oluyoruz demeyin. Veyahut da bazı arkadaşlar nedir bu, bir oyun mu var diyerekten komplo teorileri kurmasınlar. Ben önce Can'dan başlamak istiyorum. Can, bak 1988'de Can nasılmış? Evet. Paketler halinde isimlendirmeyi severler. 30'lar faşizmin, 40'lar umumi harbin, 50'ler soğuk savaşın yıllarıdır. 80'lere gelince. Dün geride bıraktığımız 10 yıl boyunca 5 milyar insan dev bir filme tanık oldu. Kimi zaman üzüldü, kimi zaman sevindi, kimi zaman sarsıldı. Ama film biraz kötü başladıysa da sonu iyi bitti. Sizler için çekimi 10 yıl süren bu filmin unutulmaz bölümlerini seçtik. Londra'nın göbeğinde İslami eğitim veren bu ilkokula geldiğimizde aklımızda bir zamanların o ünlü pop yıldızı vardı. Plakları milyonlar satan, yüz binleri peşinden sürükleyen ünlü Cat Stevens. Oysa burada çok farklı bir insanla karşılaştık. Sanki o ünlü pop yıldızı gitmiş, yerine bir din adamı gelmişti. Yeni bir yaşam, yeni bir yüz, yeni bir din ve yeni bir isim. Yusuf İslam. Can Dündar böyleydi. Can Dündar ama bütün bu görünüşe bakmayın. Bomba gibi işler yaptı bizle beraber. Hemen Çiğdem'e geçelim. Çiğdem'in stand-up'ları. Kıbrıs görüşmelerini çıkmaza sokacak kadar güzel bir yurt. Türk tarafı ne pahasına olursa olsun burayı Rumlara vermemek için direniyor. Rumlarsa ne yapıp edip mutlaka alacağız diyor. Güzel yurt nasıl bu kadar güzel, neden paylaşılamıyor? Şimdi birlikte görelim. Aslında sanıyorum içimizde en güzel görüntü Çiğdem'in görüntüsüydü. Tabii. Çiğdem, geleceğiz, senin dosyalarına geleceğiz daha önce. Deniz Arman, aslında Deniz Arman'ın en unutulmayacak işi askerden soğutma davası vardı. Bizim birbirimize sokan, hepimizi biliyorsunuz. Yani birbirimize sokan değil, ay ne olacağız diye şey yapan. Ve o soğutma davası sırasındaki müthiş bir buluştu. Vizyonu geniş bir protesto gösterisiydi. Onu göstermek istiyorum. Fasulyenin dava var. Askerden halkı soğutma davası açılmış bize. Ve o dava sırasında biz nasıl bir program yaparız diye, bakın Deniz'in kafasından ne çıktı? Fasulyenin nimetleri. Kuru fasulyeniz yarım saat 40 dakika piştikten sonra artık servise hazırdır. Kuru fasulye, geleneksel Türk mutfağının en temel yemeklerinden biridir. Kuru fasulye tercihe göre kıymalı, etli, sucuklu ve pastırmalı yapılır. Kuru fasulye, nişastası ve protein değeri oldukça yüksek, son derece yararlı bir gıdadır. Fasulyenin nimetleri saymakla tükenmez. Bu haber uygun mu efendim sizce? Sanın duruşmadaki iyi hali ve samimi ikrarlarım, lehine affet silah kabul ederek TCK 1982 maddesi gereğince cezasından bir türlü altı oranında indirim yapılarak neticeten 5 ay hapis cezasına mahkum edildi. Gerçekten de şimdiye kadar görmediğim benim hitlerden bir tanesi. Gelelim şimdi Cüneyt Özdemir'e. Cüneyt Özdemir'in ilk işlerinden biri. Şimdi Cüneyt Özdemir bize, Cüneyt'i de gösterin çocuklar. Görünsün ha. Cüneyt Özdemir bize 0 kilometre geldi. Ama kameramanlıktan asistanlığa kadar da her şeyi yaptı. Ve ortaya işte Cüneyt Özdemir çıktı. Before and after. Before and after. Şimdi bakın Cüneyt Özdemir nasıl gelmiş ve şimdilik de siz oy verin. Zaten sonunda söyleyeceğim. Oy verdireceğim hepinize. Bakın Cüneyt'i izleyelim. Aradan 3 yıl geçtikten sonra Eşref Bitlis'in Yeni Mahalle'de uçağının düştüğü yerlerde dolaşırken aklınıza nasıl düştüğü kadar takılan bir başka soru daha var. Neden? Neden Eşref Bitlis'in uçağı düşürülmek istensin? Neden bu olay bir kaza olmasın da sabotaj olsun, bir suikast olsun? Bunun nedenini anlamak için, nedenini tartışmak içinse bugün bakmak yetmiyor. 1993 yılına, o yılın şartlarına bir kez daha dönmek gerekiyor. Bugünün Gökovası 8 yıl öncesindekinden çok farklı. Yıllar önceki tartışmada o küçük kızın söyledikleri bugün gerçek oldu. Türk Evleri Köyü'nün artık asfalt yolları, villaları, bir de termik santrali var. İşte gördünüz Cüneyt Özdemir'imiz daha var. Daha Ali var, daha Ahmet var. Bütün hepsi tek tek geleceğiz ama bizim bir de bütün bu kadronun kamera arkaları var. Bakın kamera arkalarına da bir bakalım çünkü kamera arkalarında biz çok, emin olun çok eğlendik.
Bu nüfus yoğunluğu Filistinlilerin İsrail'i nüfus olarak yakalama çabasından mı yoksa bilinçsiz bir nüfus patlaması mı bilinmiyor. Ama bunun getirdiği sonuç şu, buradaki yokluk ve yoksulluk Filistinlilerin tepkisini adeta artık... Belki şu anda bir çığlık yükseldi. Belki siz o çığlığı duydunuz. Belki kapkaranlık bir hücrede yapayalnız bir insan o çığlığıyla sizi yardıma çağırdı. O insana bir ışık yakın. Ona yardım edin. Ülkenize yardım edin. Çünkü Türkiye böyle kapkaranlık bir tabloya layık değil. Türkiye utanç listelerinde yukarı tırmanmasın. Ülkeniz için bir ışık yakın. Karanlığı daha da karanlık yapmak için çalışanları yapma Deniz, yapma ya. Karanlık çünkü. Hüseyin daha yavaş söndürüyor. Karanlığı yapamadım. Burada duralım, burada. Bu arkada gördüğünüz kişi, arkada gördüğünüz kişi bizim bütün teknik donanımımızın başında olan Saco'ydu. Saco aramızda değil, Sacit aramızda değil. Bodrum'da yaşıyor. Onun burada olmasını kulaklarını çınlatalım burada. Şimdi o kaldığımız yerden devam. Ve bu ışıklandırmayı da yapan Serdar Akinan arkadan o ışıkları söndürüp kaldıran. Bakın şunu bir oradan bir tekrar alalım. Dur. Hüseyin daha yavaş söndürüyor. Karanlığı yapamadım. Bu 9. ama son. Sizler için Paris'teki bu reklam tapınağının kapılarını araladık ve Jacques Seguela'ya bir deterjanı pazarlamakla bir lideri pazarlamak arasında bir fark görüp görmediğini sorduk. Başardık. Kayıt mı? Akıyor. Şu anda Moskova'da hava -20 derece, herkes önümde. Ne yapacağız oğlum ben bunları? Bir kez daha. Bizler... Sinirlenip galyana gelip sokaklarda oraya buraya çağırıp hiçbir şeyi engellemiyor. Hayla hayla! Surların altında yaşadıkları fakirliğe ve sağlıksız koşullara rağmen onların şimdi en önemli beklentisi olaylı... Tam bitiyordu ya. İşte Azerbaycan'da Aliyev'le yeni bir sayfa daha açıldı. Ama zaten şimdiye dek o kadar çok yeni sayfa açılmıştı ki. O sayfaların ilk satırlarında hep Ermenilerden söz edildi. Kaybedilen toprakların geri... Biraz daha dik dur ve ellerini biraz yukarı al. Şöyle. Dur şuradan. Evet. Just a few seconds, would you please? Evet. Gazze odalarında ölenler buraya... Bir daha yapayım. Gazze odalarında ölenler buraya taşındılar. Hiçbirinin kimliği belli değildi. Kaç kişi öldü? Ne oldu? Siyah insanla beyaz insan karşılaşmışlardı. Ancak bu tanışma ne yazık ki siyah insan hesabına kötüyle... Bu bir denemeydi. Bir daha. Star. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Şu yargı reformu dosyasının bir an önce bitmesini temenni ediyorum. Dudaklarımdan. Vallahi çok eğleniyorduk. Yani bunları kimse rol olsun diye yapmadı zamanında. Çok eğlenerek bu işi yaptık. Her gittiğimiz yerde de çok eğlendik. Şimdi ben bekletmemek için hemen Washington'a gidiyorum. Çünkü Mizat Bereket Washington'da. Bize Washington'dan katılıyor ve şu anda düşmüş. Böyle bir şey var değil mi? Düşmüş evet, diye bir şey düşmüş, var. Karartmaya düştük. Orijinal bir şey. Hattan düştük. Hatta geri geldiği zaman Mithat'ı bana söyleyin. Mithat'la beraber devam edelim. Ve biz o arada isterseniz Ali'ye geçelim. Çünkü Ali'nin herhalde fazla vakti de yok eğer yanılmıyorsam. Ali'yi fazla tutamayacağım orada. Çiğdem'i de tutamayacağım ama Ali'nin... Filistin Savaşı'yla ilk defa sanıyorum, bilmiyorum Ali sen katılıyor musun, sizler de katılıyor musunuz? Şimdi bir parça artık bunun yorumuna da gireceğiz. Filistin Savaşı'na gittiği ve Filistin Savaşı'ndaki reportingi hakikaten o dönemde, hoş şimdi de baktığınız zaman son derece önemli ve
çekiciydi. Bakın izleyin. İşte sayın seyirciler, Ramallah'ta yeni bir olay patlak verdi. 16-17 yaşındaki lise öğrencilerinin başlattıkları yeni bir gösteri daha. Ve Filistinli gençleri kovalayan İsrailli askerler. Genç insanlar adeta Filistin mücadelesinin yeni tarihinin ilk sayfasındaki ilk satırları yazıyorlar Batı Şeria'da işgal altındaki bu topraklarda. Şimdi gelelim şimdi işin hesabına. Bir yerde hakikaten Ali Kırcan'ın o kırmızı florıyla koşuşturması değil mi? Çok etkiliydi o dönem için. Hepimiz biraz hafif şey izledik. Ulan bu nasıl cesaretir falan dedik ama değil mi Bülent? Yani abi şöyle bakınca şimdi TRT o dönemde hiç dışarıya çıkmıyordu. Yani böyle muhabir gönderme, muhabir tabanlı bir haberciliği yoktu. Ali Kırcan'ın yaptığı ilkti o anlamda. Yani hem sıcak bir bölgede çatışmanın ortasında biz de TRT'de alışık olmadığımız bizim başka kanallarda BBC'de yani o zaman nasıl seyredebiliyorsak yurt dışına gittiğimizde gördüğümüz bir dosya gibiydi o dosya. Onun için ilkti. Çok farklıydı. Peki Musa Ali sana geleceğim tabii. Talip Musa ilk beraber başladık. Tabii. Ve Ali Ali'nin zirve başlattı. Yaptığı programdı bu. Efendim? Filistin programı. Bir tarafta Filistin, bir tarafta İsrail, Şimon Peres, Arafat'tı. 32. günün programı, ben 3. programı çok severim. O sizin o çok başarılı bir sunuş yaptığınız bir program vardı o. Yani bütün başarılıydı da. Bir dakika, o ama sunuşlar o herhalde. 32. günün zirve yaptığı, ben 3. programı ama Ali Cinali'nin zirve yaptığı programda o Filistin programı. Filistin, Cinali. Şimdi sen bize aslında söyle çünkü hakikaten o dönemi en iyi bilen sensin ya. Koskoca Ali Kırcan. Ama Cinali'nin hakikaten o öyle demiyoruz. Öyleydi o vallahi. Cinali ya bırak Ali şey yapsın. Ali anlatsın bir parça bize. Ali. Ve Musa düğmeci Musa Cinali dedi ya demin. Ama şöyle. Hayır bir dakika. Oğlum çocuklar düğmeci sıfatı Musa'nın kendisine kondurduğu bir sıfattır. Tabii canım. Kendisini öyle tanımlardı o. Evet. O zaman 32. güne gelmeden bu düğmeciliği ben kısaca söyleyeyim de bir haberin konusu Milli Güvenlik Konseyi üyeleri. Düşünebilir misin? 12 Eylül'ün hemen sonrası Milli Güvenlik Konseyi üyeleri, orgeneraller toplantı. Evet. O haberi vereceğiz. Neyse biz spikeri seçtik. Spiker bunun anonsunu yaptı. Milli Güvenlik Konseyi üyeleri orgeneral, kenarlar, ben orgeneral falan saydı. Toplantılar dedi. Ben yönetmen Musa'ya seç teresine bir dedim Musa. Düğmeci Musa bastı düğmeye seçti ve ekranda zeytinyağı tenekeleri. Ay çok. Doğru lan. benim yönetmenlik maceram o gün bitti. Öyle mi? Ha, evet devam edelim. Evet. Yani başımıza çok işler geldi tabii o günlerde. Neyse atlattık. Atlattık sonra herkes yoluna ve yolculuğuna devam etti. En tehlikeli olaymış ya. 12 Eylül generaller, hocalar.
Apoletler evet. Yani. Yani zeytinyağı masum bir şey tabii. Yani tabii. Zeytinyağına zam yapılmış filan. Biz de öyle bir görüntü hazırladık. Benim o düğmecilik zamanı. Peki. Hayır, Musa'ya hakikaten teşekkür ederim. Sen onu bize anlat bir parça. Çünkü o Filistin olayı çok birinci intifadaydı. İlk ayaklanmaydı. Evet. Ve orada hakikaten senin de çok keyifliydi görüntün. Şimdi gerçekten yani söylenenler, Bülent Çaplı'nın söylediklerine teşekkür ederim. Bu anlamda bir ilk olduğunu ben de kabul etmek zorundayım bu kadar yıldan sonra. Ama şöyle bir şey, yani iyi ki böyle bir şey olmuş. Televizyon haberciliğinde ve televizyon muhabirliğinde bir ilkti. Sanıyorum ondan sonra gelen genç arkadaşlara örnek oldu. Yani aksiyon haberciliği açısından öyle bir çatışmanın içerisinde hareketli biçimde o heyecanı yansıtarak vermek, ama bu planladığımız bir şeydi de aynı zamanda. Bir etkiyi yaratmak istemiştik Türkiye'de. İlk intifadaydı o ve intifadaya Türkiye'de ilgiyi çekmekti. Sanıyorum o etkiyi de yarattı. Demin Mehmet Ali sen de söyledin, tehlikeli diye. Gerçekten o çatışmada, o gün o bizim Ramallah'ta içinde olduğumuz çatışmada iki Filistinli genç İsrail kurşunlarıyla hayatını kaybetmişti, ölmüştü. Tabii bir bütündü Musa'nın dediği gibi. Hemen o dosyanın içerisinde Kudüs'e gidip Şimon Peres'le bir sabaha karşı görüşmüştük. Sonra Bağdat'a geçtik hemen sonrasında. Gece yarısından sonra saat 3'te Arafat'la görüştük filan. Sonuçta Türk televizyonculuğunda gerçekten 32. günün gerçekleştirdiği birçok ilklerden biri oydu. O anlamda etkili olduğunu düşünüyorum. Tabii bunu yaparken çok büyük yardımlar gördük. Kameramanımız Nadir'in kız kardeşi Filistinli bir doktorla evliydi Ramallah'ta ve onlardan büyük destek aldık. Yoksa biz hani o intifada direniş örgütünün gizli toplantılarına falan katılıp gündemlerini öğrendik. Olayları öyle takip edebildik biraz da. Onların koruması altındaydık. Bize çok yardımcı oldular Ramallah'ta. Ve sonuçta öyle bir dosya ortaya çıktı. O dosyayı tabii biz İsrail vizesiyle gittik oraya. Çıkarken elimizdeki kasetleri çıkarmak son derece riskli ve zordu. Biliyorsunuz bütün arkadaşlarım, oradakilerin hepsi İsrail'e defalarca gitmiştir ve bunu yaşamıştır. Çıkışta çok büyük denetimler, kontroller olurdu. Ve güçlükle o bantları çekip izleyicilerle paylaşılmasını sağladık. Şöyle bir etkisi oldu gerçekten de yayınlanmasından sonra. 32. günün pek çok programı etki yapmıştır ama o programda Türkiye'de Filistin intifadasına ve Filistin hareketine karşı, Filistin halkına karşı bir duyarlılık oluştu. Ve sanıyorum birkaç gün sonra hükümet Yasir Arafat'ı Türkiye'ye davet etmek zorunda kaldı. O programın hemen sonrasında böyle sonuçları oldu. Ben onun için yani oradaki arkadaşların hepsi beni çok heyecanlandırıyor. Keşke ben de onların yanında, sizin yanınızda orada olabilseydim. Demin Mavra dediniz tırnak içerisinde, ona katılabilseydim de. Ama gönüllerimiz bir. Bir de şunu söyleyeyim ya, demin o eski görüntüleri yayınlarken herkesin dil sürçmeleri yayınlandı. Bu genç muhabir arkadaşlar için, genç televizyoncu arkadaşlar için gerçekten bir ders niteliğinde. Şunu görsünler, işte herkesin dili sürçüyor. Mehmet Ali Birant'tan başlayarak hepimizin, orada bütün arkadaşlarımızın dili sürçsün. Sürsün varsın, önemli değil. Genç arkadaşlarımız şunu bilsinler ki diliniz sürçebilir ama fikriniz sürçmesin, cesaretiniz sürçmesin, gerisi kolay. Bravo. Aslında istersen burada nokta koyalım. Ali çok mersi. Senin biliyorum çok sıkışıklığın var. Şurada nokta koyalım. Bir de Mehmet Ali. Mehmet Ali bir şey söyleyeyim mi? Ha söyle. Bir şey söyleyeceğim. Senin şeylerini saydım. Şey. İlk programda bir aylı vardı. Giderek azaldı. Şu ana kadar sadece iki tane şey dediğinin farkında mısın? İşte ben mümkün olduğu kadar kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Yani yapabildiğim ancak bu kadar. Ne yapalım? Nacizane. Nacizane. Aslan Ali. Yok. Hayır. Bir şey söyleyeyim. Yani şu da, o da ders olsun herkese. Demek ki televizyonda başarılı bir şey yapabilmek için çok şey söylemek gerekiyormuş. Programı kapat. Artık bitti. Final yap. Evet. Programı kapatın.
Sevgili seyirciler, 32. bakabilirsiniz. Yan tarafta çok heyecanlı canlı bir siyaset meydanı var. Program bitmişti. Teşekkür. Hemen Washington'a gidiyoruz. Hemen Washington'a gidiyoruz çünkü Mithat orada. Uyuyor. Vallahi Mithat bir ses problemi oldu. Sana bağlanamadılar. Evet. Onun için sana hepimiz buradan çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Arkadaşlar hemen Mithat Bereket'in hepimizi son iki dakikası mı? Peki o zaman biz Mithat'ın önce şeyini alalım, görüşünü alalım. En sıkı anekdotunu alalım. Sonra Osman Öcalan'ı, çünkü bir Osman Öcalan olayı var Mithat'ın. Herhalde en büyük, öyle değil mi Mithat? En büyük gazetecilik olayı, evet. Ama başımızda en çok derde sokan bir olaydı Mithat. Gerçekten öyle. Ben önce şunu söyleyeyim. Orada olmayı çok isterdim. Ya. Gerçekten kıskanıyorum. Ama herhalde kaderimin tecellisi ya da cilvesi olsa gerek. Ben hep dışarıdan bilinen adamdım. Arazideydim hep. Yine öyleyim. Aynı şekilde. Yine çekimler için Washington'dayız. Onun için herkese merhaba. Tabii Osman Öcalan çok önemliydi. Yani dönüm noktasıydı. Çok zorlandık. Ama sonuna kadar gazetecilik yapmaya çalıştık. Ve Türkiye'ye söylenen bir yalan vardı. O yalanı ortaya çıkardık. Ha, onu anlat. Yani Osman Öcalan niye problem oldu? Onu anlat. Çünkü insanlar şimdi Osman Öcalan dendiği zaman... Hiç yani sıradan biri diye bakıyor. Tabii o zaman Osman Öcalan Apo'nun kardeşi askeri tarafın başındaydı. Yani asıl harekatları yapan, bütün askeri savaşı yürüten oydu. Ve gizli bir kampları vardı. Celal Talabani de Türkiye'ye o dönemde merak etmeyin, operasyona gerek yok. Yerinizde durun, biz teslim aldık. Silahlarını bıraktı PKK, onları bir dağ başında bir yere koyduk. Hiç merak etmeyin demişti. Biz de dedik gidelim bakalım görelim yani nedir durum. Gerçekten gitmeye çalıştık, önce izin vermediler. Çok zorladılar. Celal Talabani ısrarla söyleşi yaptı kendisi gitmeden önce ve dedi ki merak etmeyin silahlarını aldık, şu anda sadece bekliyorlar. Sonra zar zor gittik, arabamız tarandı, bizi göndermediler ama zar zor geçtik o halkayı ve girdik içeri ve kampa geldik, Zeli kampına. Bir baktık ki PKK silahlarını bırakmak değil, bütün silahları orada, ağır silahları orada, eğitim veriyorlar. Yani bir yerde bize söylenen, Türkiye'ye söylenen bir yalan vardı, biz onu ortaya çıkardık. Ondan sonra tabii arkasından yayınlandıktan sonra da pek çok tepki geldi. Yani suçladılar hatta Mithat Bereket söyleşi yapmamıştır, işte bir PKK militanı yapmıştır, o da onun kılına girmiştir ve sadece görüntüleri kullanmıştır diyerek. Bütün gazeteciler ofisimize geldi Ankara'da, onları seyrettirdik, ham görüntüleri ve bir yerde yani o, bayağı o bir dönemde uğraşmıştır. Tabii sen şimdi vakayı adiyedenmiş gibi anlatıyorsun. Evet, evet. O dönemde hatırla bazı tırnak içinde bazı devlet Borazan'ı gazeteciler resmen bastılar büroyu. Öyle değil mi? Evet. Yani, evet gerçekten öyle. Doğru. Bastılar. Mecliste birbirine girdi insanlar. Ama orada hakikaten senin yaptığın şey, çünkü şunu dediler. Kardeşim bu yapılmamıştır. Bu montajdır. Ve biz Mithat'ın resmen orada olduğunu ispat etmek zorunda kaldık. Düşünebilir misin? Yani görüntü var. Hiç unutmuyorum Mehmet Ali abi. Yani resmen bir müfettiş edasıyla gelmişti gazetecilerin bazıları. Bahsettiğiniz gazeteciler müfettiş gibi bunu göster, şunu göster, ileri sar, bir daha göster. Montaj var mı yok mu diye. Hatta TRT'den bazıları da görüş bildirmişti galiba. Evet, onu hatırlıyorum. Evet. Tabii. Evet, burada montaj vardır diyerek. Hayır, bir kişi raporu gibi. Geldiler, Mithat dönüyor kameramana tamam mı diyor. Onu demese... Yani Mithat amorslardır tamam mı demesin. Mithat ustası görecek. Diyecekler ki montaj. Ya Allah'tan onu diyordu Mithat. İkiliye çıkmasa da. Evet, sonra çıkmasa. Beraber ayakta görüntülerimiz vardı. Evet. Geliyor Mithat dönüyor. Ki ben de şeyi çok iyi hatırlıyorum. Mithat o dönemde Bülent sen de onu hatırlarsın. Can onu çok iyi hatırlar özellikle. Hepiniz hatırlarsınız. Bu olaylar oldu. Mithat telefon etti. Osman Öcalan'dan söyleşi olacak. Böyle bir ihtimal var. Yapayım mı? Çocuklar aslında hakikaten delilik o dönemde. Kan revan, PKK her yeri kesiyor, yapmadığı yok. Devlet çıkmış demiş ki biz söndürdük, bitirdik, PKK tamam demiş. Talabani çıkmış, bu iş bitti demiş. Mithat'a biz orada tabii git arkadaş deli misin dedik. Şimdi Türk halkı şu konuyu çok merak ediyor. Barzani ve Talabani ile Kuzey Irak'taki Kürt liderlerle gerçekten bir anlaşma imzaladınız mı, imzalamadınız mı? İsterseniz kısa bir ara verelim. Ondan sonra Çiğdem'le devam edeceğiz ve tek tek şimdilik dosyalar gelecek ortaya. Çünkü dosyalar çok da hani bu keyifli tartışmayı değil de Mavra'yı diyelim. Eğer ilginizle devam edecekse, ilgi duyuyorsanız kalın. İlgi duymuyorsanız Ali Kırca'nın siyaset meydanına
gidebilirsiniz. Ama yani o da ya, ya o ya o. Ya o ya, ya o. Ya, evet. Yani İkisini birden. Ama Ali Kırca hala bizde. Yani, değil mi? Doğru. Yani bir gidip gelmeyin. Ya burada kalın ya oraya gidin. İkisinden birini seçin. O şekilde. Avrupa'da sınırların çizilmesini bir kenara bıraktı. 3 gün 3 gece bu fırtına ile boğuştu. 32. gün kameralara şimdi Güney Kore'nin başkenti Seul'de. Haftalardır devam eden çatışmalar şimdi biraz durulmuş görünüyor. Türkiye ile Yunanistan bundan yaklaşık bir yıl önce Mart 87'de az kaldı savaşıyorlardı. Savaşın geçeceği yer burada şimdi bulunduğumuz Limni Adası'ydı. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Türk'üm ben. İsminiz ne? İsmim Abdülkadir. Kaç yıldan beri buradasınız? Burada? Şimdi Moskova'da insanlar şaşkın ve tedirgin. Her yerde aynı soru soruluyor. Komünistler geri mi geliyor? Sovyetler Birliği'nin dağılması üzerinden 1,5 yıl bile geçmedi. Komünistler Kremlin'in kapılarını yeniden zorlamaya başladı. Tamam. Bir dakika. Çocuklar. Çocuklar dedim, siz çocuklar olarak görüyorum hala onları. Çiğdem'i ben göreyim ekranda işte. Alkışlayın arkadaşlar. Bravo. Çiğdem mecburen alkışlıyor, haberin olsun. Çiğdem bizim kraliçemiz. Çiğdem Çiğdem ilk geldiğinde sen ne demiştin Cüneyt? Yani ya bak genç güzel bir kız geldi diye mi yaklaşmıştın? Nasıldı? Benim en iyi arkadaşımdı Çiğdem. Evet, ondan hiç şüphem yok yani, da yani. Ankara'daki bir Bülent, numaralı arkadaşım. Senin şeyin neydi? Abi zaten bir televizyon tecrübesi vardı Çiğdem'in. Yani ama tabii canım ama yani. Güzelliğiyle ve ekran karşısındaki rahatlığıyla bu işi çok daha iyi bir noktaya götüreceği belliydi. Deniz içinde, Deniz'e ayrı anekdotlar var. Şimdi birden karşıma gelince, ilk diye hatırlayınca. Evet. Ama Çiğdem tabii. Çiğdem benim en çok şeyde dikkatimi çekti. İlk bir dosya yapmıştı. Seks shoplarla ilgili. Cinsellikle ilgili. Dehşetti. Burada gösteremiyoruz. Yanlış anlarsınız diye sevgili seyirciler. Aa, bu kadar dedikten sonra gösterdim. Hayır, aslında Can ona çok güzel bir tanımlaması vardı. Yani ne diyordu? Dosyanın ilk halinden. Can ne dedin? Çok, son haline bayağı değişmişti o dosya çünkü. Yani. Can ilk ne şey dedin? Söyle. Ben sadece Çiğdem'in anonsunu hatırlıyorum. Bak, mağazada değil. Yaptığı anonsu. Gerçekten ben de şimdi fazla açık Çiğdem'den korktuk Can. Çiğdem'den korktuk yoksa şey yapacaktık. Abi artık gösterin. Yani ama çok diyorum. Şey yaptık. Ama peki koyacağız. Koyacağız. Evet, peki, evet ya ne olur. Can şey demişti. Kullanamadık ki onu. Evet, Can montajı o sıra Can Türkiye'ye bakıyordu. 32. Türkiye'nin editörü Can'dı. Şey demişti. Ya bir seks filminden olay bir aşk filmine döndü yani. Montajın ilk haliyle son haline baktığınızda. Hani. Yayınlamaya cesaret edemedik, öyle söyleyelim. Ya bunlar senden hakikaten böyle uğraştılar mı Çiğdem'cim, söyle. Ben canlarını okurum. Çap. Ya çok güzel uğraştılar benimle. Bir de bende bir erkek dili geliştirdiler. Tabii. Dolayısıyla ben onların mavralarına çok iyi katılabiliyordum. Deniz de ama çok o konuda kendini aratacak kadar o konuda ustaydı. İstersen gel şu Jivkov'a bir bakalım. Çünkü hakikaten Jivkov görüşmesi sen anlatsana nasıl buldun? Çünkü çok önemli o olay. Şimdi Jivkov görüşmesi belki sen bile hatırlamıyorsundur Birat. 92 yılında bütün dünya Jivkov'un peşindeydi. Ulaşmalarına da imkan yoktu çünkü kim olduğunu adam da söyle. Ama şimdi doğanlar anlamazlar. Bulgaristan'a 20 yıl başbakanlığını yaptı. İşte 89 yılında dünyada komünizm sekteye uğratıldığında o da bütün görevlerini bıraktı. Ama ardından biliyorsunuz hakkında bir yıl suçlama vardı. Hapis cezası aldı. Sağlık nedeniyle de evinde hapis cezasını çekiyordu. Dolayısıyla zaten evine girmek bir meseleydi. Ona ulaşmak büyük bir meseleydi. Dünyadan büyük talep vardı birçok televizyondan, gazeteden ama kimse de ulaşamıyordu. Siz de bana dediniz ki yani sıkıyorsa, yiyorsa git de Jivkov'la röportaj yap. Çok becerikli olduğunu söylüyorsun da biraz daha görelim seni demiştiniz. Ben de yaparım dedim. Çok zor oldu. 4 ay sürdü. 3 kere Bulgaristan'a gittim geldim. Çalmadık kapı bırakmadım bir temas noktası bulabilmek için. Sonra bir temas buldum. Bulgaristan radyosunda çalışan bir programcıydı. Adını şimdi bile vermeyeyim. Belki sakıncalıdır onun için. Diyelim ki Michael. Michael Jivkov'un torununun arkadaşıydı. Torunuyla Jivkov'da aynı evde yaşıyorlardı.
Fakat gel git Türkiye'den de her gece biz Michael'la telefonda konuşuyorduk. En sonunda dedi ki tamam ayarladım atla gel buraya. Kabul etti torun. Jivkov seninle görüşecek. Gittim. Fakat beni Türk gazetecisi olarak tanıtmamış. Bir Amerikalı televizyoncu gelecek demiş toruna Michael. Torun da bu şekilde kabul etmiş. Ben oraya gidince dedi ki ya torun senin Amerikalı olmadığını aksandan anlar. İngilizce biliyor. Ama Jivkov İngilizce bilmiyor. Dolayısıyla yedirebiliriz. Seni Amerikalı televizyoncu diye yutturabiliriz dedi. Sonra torunla bir telefon trafiği başladı. Torun alışverişe çıktığı zaman biz eve baskın yaptık. Tabii kapıdan girmemiz de büyük problemdi. Çünkü polisler, korumalar. Fakat bütün polisler tanıyor Michael'ı. Bir gece önce de Guns N' Roses'ın bir konseri vardı. Polisler, korumalar oraya gitmiş. Bizim Michael da orada sunuculuk yapmış. Herkes ona çok hayran. Neyse derken biz içeriye girdik. Jivkov ben kamerayı kabul etmem dedi. Gel senle bir Türk kahvesi içelim. Sonra gidersin dedi. 2-3 soru sor. Girdik. Nasıl ikna edeceğim? Nasıl ikna edeceğim? Ben orada adamın gözlerini yaşartacak kadar militandım. Komünizm propagandası yaptım. Biz dedim Amerika'da bir yerel televizyonuz. Çok azınlıkta kaldık. Yalancı. Bir avuç komünistiz. Siz bizim liderimizsiniz. Dolayısıyla hepimiz sizin sesinize hasret kaldık. Yani sizden yani tam yalan söylemişsin. Hiç yani şeysiz. Evet de çok iyiydi. Bahçelerde kerevis. Dedi. Ama orada asıl mesele asimilasyona getirmek. Yani Türklere niye asimilasyon uyguladınız? Niye on binlerce Türk'ü göçe zorladınız diye soracağım da. Hani bir Amerikalı komünist olarak nasıl soracağım bunu? Lafı bir türlü oraya getiremedim. En sonunda insan haklarından bir bağ kurup lafı oraya getirip. Tabii o arada Michael sürekli işaret ediyor. Torun her an dışarıdan gelebilir. Bizi enseleyebilir. Çabuk bitir şu röportajı çıkalım. Apar topar yaptık çıktık. Fakat bir de kapıda anons kısmı var. O anonsu Türkçe yapmak zorundayım. Ben anonsa başladım. Fakat birden polisler, korumalar, onlar Türkçe anlıyorlarmış. Paniklediler. Ya bu kadın Amerikalı değil, Türk diye bağırmaya başladılar. Michael dedi ki atla arabaya çabuk kaç. Kasetlere el koyacaklar. Anladılar senin Türk olduğunu. Apar topar arabaya atladık, kaçtık. Tabii üzerine bir büyük vodka içtik. Bak, sen şimdi bana bunları hiçbirini sormadın. Sadece dedin ki iyi tamam kız seni kim tutar? İyi iş yaptın. Hadi yürü. O kadar. Yani bütün tepki buydu. Gel bak şimdi o stand-up'ına özellikle polislerin olduğu stand-up'ına şöyle bir göz atalım. Neves nevese. Jivkov'un evine eskiden merasimle girilirdi. Herkes kapısında mum tutardı. Jivkov'un dediği dedikti. İsterse bütün dünyayı karşısına alır, yine bildiğini yapardı. Ama kimseyi dinlemeyip Türk azınlık üzerine ısrarla sürdürdüğü baskılar onun sonunu hazırladı. Bugün Jivkov'un evine yine törenle giriliyor. Fakat bu töreni düzenleyenler kendi adamları değil, yeni hükümetin polis teşkilatı. Evinin çevresinde kuş uçurtmuyorlar. Çok özel ve çok zor izinlerle girilebiliyor ancak. Çünkü bu ev artık bir hapishane. Tek mahkumuysa Jivkov. Ve söyleyeyim sana Çiğdem bayağı da uzun bir stand-up yapmışsın. Ben çünkü... Ya nefesini tut. Ben stand-up yaptığım zaman yaklaşık 4-5 defa tekrar etmek zorunda kalıyorum. Sen baktım bu kaçıncısıydı bilmiyorum ama. Yani onu tekrar etme şansımız yoktu Mehmet Ali abi. Belki bir tekrar olmuştur ama bilmiyorum. Yani o kadar acelemiz vardı, o kadar panik halindeydik, o kadar oradan tüymeye bakıyorduk ki. Hani alelacele hani yapmışız yok, yine. Şimdi ben şeyi merak ediyorum Bülent. Sen de o dönemde oradaydın. İsimlere bak. Cüneyt, Can, Ahmet Sever, Çiğdem, Deniz. Şimdi öyle bir Mithat. Öyle bir kadro ki o kadronun arasında bir de rekabet var. Yani asıl bence dayanışma var diye başlamak lazım cümleye. Yani rekabet vardı ama birlikte iyi bir program, başarılı bir program üretmek için vardı. Bugünün rekabetine bakınca, yani bugünün koşullarında yani daha acımasız, daha insanların hani birbirlerinin üzerine basma üzerine kurulu bir rekabet. İhtisaslaşma vardı. Alanlarımız vardı. Evet. Yani. Artı şimdi bir şeyin de altını çizmek gerekiyor. Hani izleyicilerle onu paylaşmak lazım. Dostluk vardı temelde. Evet. Her şey onun üzerine oturuyordu. Öyle olunca yani birbirimizin dosyasına destek vermek
programın iyiliği için çalışmak. Bu rekabet aslında program için yapılıyordu. Kendisi için değildi. Çok yani şimdi tabii hani geçmişe dönüp nostalji gibi gelecek izleyicilere. Ne güzel günlerdi onlar diye ama yani inanın koşulları itibariyle, insanların tek tek nitelikleri itibariyle, aramızdaki dayanışma ve sevgi ve dostlukla baktığınız zaman gerçekten size kamera gönderdiklerinde anekdot için ne düşünüyorsunuz dedikleri de şunu dedim. Şimdi bu tam şey olacak hani beklenen övgü geliyor. Gelsin. Yani baktım kimse vermedi ben söyleyeceğim. Abi yani yıllar geçtikçe değeriniz fazla çıkıyor ortaya gerçekten. Yani orkestra şefi sizdiniz. Bu ortamı sağlayan da sizdiniz. Cüneyt? Biraz böyle bir adada gibiydik biz. Çünkü bütün medya İstanbul'daydı. Bütün kavgalar İstanbul'daydı. Medyanın arasındaki bütün ilişkiler oradaydı. Biz sanki Ankara'da işte Anıttepe'deki tam Anıtkabir'in kapısındaki o evde hep beraber her hafta bir olay olan bir dosya. İşte yani. Hani Sivas dosyası da olaydı Can'ın yaptığı. Çiğdem'in yaptığı Aleviler dosyası da olaydı. Deniz'in yaptığı askerler dosyası da olaydı. Ve belki de bu Güneydoğu'da 90'larda hani ben kimi dosyalara bugün bakıyorum vay be diyorum yani biz bugün bile yaparken iki defa üç defa düşündüğümüz dosyaları o zaman biraz da fazla bir cesaret bayağı gelmişti yani bir cesaretle alıp başımızı gidiyormuşuz gibi geliyor. İstanbul'dan geldim Star'dan mesela Cüneyt aşağıdaki katta o montaj setinde bıçak kemiğe dayandı diye bir teaser yaptı. İddia ediyorum bugün birçok tez onun teaser'ı bugün bile yayınlayamaz. Hadi. O kadar sert işlerdi yani o dönemki hele ki siyasi atmosferi düşünürsek yani inanılmazdı bence. Can? Valla biraz cesaret yarışıydı sanki diye düşünüyorum. Herkes birbirini sollama gibi tuhaf bir trafikteydik. Üstelik yani karayolunun da çok engebeli olduğu bir dönemde herkesin birbirini cesarette geçmeye çalıştığı bir şey rekabet vardı diye hatırlıyorum ki sonunda senin başına patladı bütün o yarışın sonu bütün arabalar sana kaza yaptırdı diye düşünüyorum. ama hakikaten yani hani Deniz Kaplan röportajıyla geldiğinde nasıl heyecanlandığımızı hatırlıyorum. Ondan sonra işte yani ondan sonrakileri biraz sonra o röportaja geleceğim. Hakikaten o hele o dönemde Refah'ın gelme dönemiydi. Birbirine giriverdi hemen şeyine. Ben buradan Ahmet'e geçmek istiyorum. Aslında Ahmet Sever Brüksel'deydi. Ben de Brüksel'deydi. Biz Ahmet'le sürekli olarak şey yapıyorduk ama Ahmet Sever hep Avrupa'nın sesi oldu ve Avrupa'ya açılan pencere oldu. Bak bir parça da Ahmet'i izleyelim şimdi. Bir sonraki yılda tarih yeniden şekillenmeye başladı. Başkent Prag'da yüz binlerce insan sokağa döküldü. Yönetimi aralıksız bir şekilde istifaya çağıran göstericiler meydanları günlerce demokrasi diye inletti. Komünist Partisi'nin üst yönetimi kitlelerin bu hareketi karşısında önce sallandı ardından da düştü. Dünyanın başka yerleriyle karşılaştırdığımız zaman Batı Avrupa'nın 1988'i rahat ve huzur içinde geçirdiğini söyleyebiliriz. Geçen yıl Avrupa'da enflasyondan söz edilmedi. Çünkü ortalama %3-4'leri geçmedi. Herhangi bir salgın hastalık görülmedi. Ne tabii felaket, deprem veya tayfun gibi ne de açlık. Avrupa basınını karıştırıp sokaktaki Avrupalının en fazla nelerden söz ettiğini araştırırsanız ortak bir nokta buluyorsunuz. Spor. Bir yerde Ahmet hakikaten Avrupa'ya ve Avrupa kaldı sende. Sen Avrupa'yı beraberinde getirdin zaten buraya. Orada çok keyifli işti ama Avrupa'nın ötesine de geçtin sen orada. Değil mi Musa? Ahmet öyle hani senden berabersin. Ahmet'in yani. O konuda bana çok faydası oldu. Beni Avrupalılaştırdı yavrum. Ufku bahçı, ufku. Her anlamda. Slovakya'yı gördüm. Ben. Fransızla da tanıştım, bana tercümanlık yaptı. Ahmet'in kıyanı şunu tamam. Çok iyiliği var bana. Maç öğretmen. Maç yok, maçı burada çalıştık. Ahmet'in faydası var bana. Buna bir yorum yapması lazım Ahmet'in abi. Evet Ahmet, bu yorumu sana bırakıyoruz. Evet. Musa'ya olan katkın 32. Yani bu konuda, tabii ki Musa'nın söylediklerinin üzerine bir yorum yapamayacağım. ne yazık ki ama şunu söyleyeyim. Hakikaten ben Türkiye'ye kesin dönüş yapalı 12 yılı aşkın bir süre geçti.
Ama hala beni Brüksel'de zannedenler var. Hala beni Brüksel'den bildirdiğimi düşünenler var. Demek ki o Avrupa'daki süre benle özdeşleşmiş ve aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen öylece kalmış Mehmet Ali abi. Aslında Ahmet sadece hani Brüksel değildi. Başka yerlere de gitmesi açısından. Ve o zaman dikkat ediyorum da hakikaten her yere gidiliyordu. Ve merak ettiğim de bir unsur var. Ya aslında TRT Haber Dairesi bizden defalarca daha fazla bunu yapabilecek gücü de vardı. Siz kendinizden bir örnek verseniz. Ben bir ayı hatırlıyorum. Moskova dönüş. Brüksel'de iki gün kal. Washington. Hı hı. Washington'da 2-3 gün kal. Tekrar Brüksel. Brüksel'den Ankara. Ankara'dan Yunanistan. Ya bu çok büyük bir trafikti. Yani baş döndürücü bir trafik. Orada tabii ben de bir şey ekleyeyim ona. Şimdi bunlar beni, çocuklar siz o dönemi hatırlamazsınız, Cüneyt siz hatırlamazsınız. Onlar daha çocuktu. Bunlar benim Musa ile beraber bu Talip, Ali stüdyoya sokarlar. Ben metinleri yazıp gelirim. Metinler yaklaşık 25 ile 30 sayfa arasında. Hay bir dosya ama. Ha. Yani 3 dosyaysa 85 sayfa. Bu Musa yönetmen stüdyoya beni oturtur. Böyle bir şeyde suratını asma diyor ne Bülent. Duygulandım ben abi. Ya, gençlik halimi gördüm ya. Ben bir şey anlatayım. Ya bu kadar televizyoncu ve yani. Hayır abi. Bir şey anlatayım ya. Hocam gençlik halimi gördüm. Yıktın beni ya. Hiç kesinlikle çok daha iyi. Ne iyi lan enkaz oldu. Şimdi Mehmet Ali abi stüdyoya sokuyoruz. Dekorda oturuyor. Biz de iki kelime bir saniye hesabıyla evet, montaj yapıyoruz. İşte onun başına kıçına üçer beşer saniye marjlar bırakıp oradan da AB rol yapıp şey yapıyoruz. Değil onu şey. Oku, devam et. Abi oku. Böyle bir gün okuyor. Çok şükür 10 sayfa gitti. Çok şükür 13. sayfa da bitti. 15 bitti. 20 bitti. Böyle alttan bir ses geliyor. Don, don, don. O ses gittikçe artıyor. Gitti, arttı. En son Mehmet Ali abi. Oha ayılar dedi. Durduk. Abin o. Oğlum ses geliyor duymuyor musunuz? Ya bırak efekte kaynıyor. Bırak gidiyor. Gel abi. Kaç sayfa? 48 sayfa okumuş. Ya döndük 32. sayfaya. Ya çocuklar yapmayın. Vallahi eziyetti. Biz bak kadar, bak şu kadarını söyle. Bunlar okutur beni. Okutur. Langır 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 işte geldi de Filistin Savaşı'nda da Ahmet Sefer de oradaydı da Can Dündar da şunu yandıra okurum. Musa'dan bir ses içeriden interkomdan. Abi çok iyiydin. Süpersin baba. Bir daha alacağız. Süpersin baba. Sonra? Bir daha alacağız. Baştan alacağız baba. Baştan alacağız. Aa, inanamazsınız ya. Sonunda dedim ki ya bunun bir başka yöntemi yok mu? Ben aradan bu celabeti okuyayım. Ondan sonra üstüne ya. De şey yapın. Görüntü koyun. Sonra 3 bölüm sonra mı? 5 bölüm sonra mı? Böyle yaptık. Ya, düşün. O bir de ben, şey yapıyorum. Hani ben bunu olmadı. Söylemesen ki ben cahilim ha. Yani hayır. Ben bunun tekniğini ve bunlar biliyorlar. Şimdi, öyle olmuyor mu ya? Ben öyle söyledim. Sonra abi bir daha oku. Ne oldu? Tempo iyi değil. Evet. Hayır. Çok söyledim falan. Evet. Onun şey. Şimdi Can'a geçelim. Can'ın aslında sanıyorum Gladios'u İlk defa Türkiye'deki derin devlet dediğimiz adını koy dergi neyse Can konuşacak. Tabii yok, adını koyan. Alıyoruz. Gerçekten. Adını koy ya. Onu, şimdi bu onur sana ait. Derin devleti çıkarma onuru sana ait. Neler çektiğimi tabii biliyorum. Beraber çektik zaten ama boş ver. Geldi geçti. Onur sana ait. Sen şu Gladio'yu anlat. Çünkü arkasından şu istersen şu görüntüyü görelim. Ondan sonra Gladio'yu konuşalım. Burası başkentin tam göbeğinde, bakanlıklar yakınlarında kimsenin fark etmediği bir eğitim üssü. Eğitilenler özel olarak seçilmiş subay ve assubaylar. Komutanlarının tabiriyle Türk Ramboları. Doldur kafa. Her türlü silahı kullanabilen, hem paraşütçü hem dalgıç hem komando olarak yetiştirilen bir seçme birlik. Türkiye'nin en seçme birliği. Adı Özel Kuvvetler Komutanlığı ya da eski adıyla Özel Harp Dairesi. Kontrgerilla adlı yarı resmi gizli örgüt önceki yıl NATO ülkelerinde birbiri peşi sıra ortaya çıkarıldı. Örgüt üyeleri tüm Avrupa'da aynı eğitimden geçiriliyor, aynı yöntemleri kullanıyorlardı. Türkiye'ye de kolları uzanan bu örgütün Avrupa'daki adı Gladio'ydu.
Ve işte Gladio hayatımıza böyle girdi. Ama bir şey söyleyeceğim, araya gireceğim. Can'ın bu dosyada bir anonsu vardır. O anonsu varsa eğer... Hangisi o? Kendisi anlatsın. Yok, içeriden diyorlar ki yok abi başımıza iş çıkarma, şimdi gidip de arşivden 90, 90'da gol atmak yapsın. Var ya 90'a. Şimdi yapsın anonsu. Şimdi Can, Can şimdi şu anonsu yapsana bize. Deniz yasak, çok... yasak bölgede yasak anonsunu yaptı. Şimdi yapsın anonsu. Yasak bölgede yasak anonsunu yapmışsın. Nedir o? Ya aslında bahsettiği şeyi geçen sene yayınladım ben. Çünkü çok iyi hatırlayacaksınız hepiniz. Bir kripto davası oldu. Kozmik Oda'ya baskın yapıldı. Bütün Türkiye ayağa kalktı. İşte o Kozmik Oda'nın olduğu binanın önünde yaptım o anonsu ben. Ne dedin? Peki yani söyle, biraz merak ettim ben. Bu radyo burada dedi. Evet. O kadar. Biliyorsunuz hani geçenlerde basıldı, yani çok yeni bu dediğim. Geçen sene bastılar şeyi ve işte devletin kozmik sırları bütün o binada saklanıyor falan diye herkes neresiymiş bu bina derken biz o anonsu orada yapmıştık ve bu dosyanın başında o anons vardı. Ben ya şeyi şöyleydi çok aslında, tarihi hatırlatmak lazım. Kasım 1992, yani daha Susurluk kazasına 4 sene var bunu yaptığımızda. Ve Özel Kuvvetler Komutanlığı diye adını değiştiriyorlardı, Özel Harp Dairesi'nin, ki o geçmişteki kötü izler silinsin diye. Ben de o dönem daha 91'de İtalya bu işi çözmeye başlamıştı, çok yeni. Daha Gladio'yu çözmeye başlamışlardı ki 92'de bu dosyayı yaptık. Ve orada bu gösteriyi izlerken biraz önce Türk Ramboları falan bir takım ayrıntılar dikkatimi çekti. Mesela hedef aldıkları tahtalar neredeyse birebir aynı. Komutanların gidip o ateş yerlerini gösterme görüntüleri İtalya'da bulduklarımızla buradakiler birebir çakışıyordu. Ve tabii birçok başka örgütlenme modeli ve şemalarda birebir tutuyordu. Ve bütün Avrupa Gladio'yu çözmeye başlamışken biz henüz adını bile bilmiyorduk. Dolayısıyla oradan Özel Harp Dairesi'nin mazisini bir hatırlayalım neler olmuştu diye bir paket yapma fikri doğdu. O zaman Bülent Ecevit'le rahmetlik konuşmuştum ve Bülent Ecevit tabii 1978 yılında bu daireyi keşfettiğini, tesadüfen öğrendiğini, devlet içinde böyle bir yapılanma olduğunu ve devletin bilgisi dahilinde ama faaliyetleri denetim dışında olan bir şeyden söz etmişti, örgütlenmeden. Ve bunu zamanında dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'e sorduğunu, Evren'in de ya var öyle bir şey ama yanlış bir şey yapmıyorlar deyip geçiştirdiğini, üzerine gitmediğini anlatmıştı o programda, yine o paketin içinde. Ve biz hem İtalya'daki örneği hem Türkiye'de Özel Harp Dairesi'nin nelere karıştığını... Sonra başımıza gelenleri de anlat da onu da bilsin insanlar ya. Neyini? Başımıza gelenleri de anlat, ondan sonra başımıza Süleyman gelenler, Demirel'in meclisteki talihsiz konuşmasını... Ben askerime bu muameleyi yaptırmam demesini. Aslında talihsizlik biraz da şu oldu. Mithat Bereket'in Osman Öcalan röportajı aynı haftaya denk geldi. Yani arka arka. Düşünebiliyor musun? Arka arka. Ben o toplantıyı iyi hatırlıyorum. Yani hepimiz kafa kafaya verip aman yarabbim bir haftanın içinde bunları bir arada verirsek başımıza ne gelir diye uzun uzun düşünmüştük ama... İkisinin de beklemeye tahammülü yoktu. İkisini de aynı hafta içinde verdik ve cesaret yarışı dediğim biraz o gerçekten. Yani bunu şimdi düşünemiyoruz bile bunların üzerine bu kadar cesur gitmeyi. Söz sonunda ikisi bir arada yayınlandı ve kıyamet koptu aslında. Ve hemen ertesinde Demirel'in kendi grubunda çıkıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne söz söyletmem dediğini hatırlıyorum. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tepkisi daha çok sana yönelik olmuştu. Benim şeyimden ziyade. Ama hemen 4 yıl sonra zaten Susurluk kazasıyla orada anlatılanların şey ortaya çıktı. Palavra olmadığını Türkiye açıkça ona da oldu. Ona da sen yaptın. Yaşa. Ben Çiğdem gitmesi gerekiyor. Programları var. Kolay değil. Çiğdem, sana hepimiz buradan binlerce teşekkür. Sen hep orada ben ol. Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel programlar yap. Bütün arkadaşlara selam. Benim programda 23'te 1 arasında. Siyaset meydanına dönmesinler. Arada bana da dönsünler. CHP'yi konuşacağız, söyleyeyim. Yani şimdi ama sevgili seyirciler, NTV'ye de geçebilirsiniz. Dediğim gibi ama
Ve birini tercih edin. Siyaset meydanında cüzdan var. Siyaset meydanında cüzdan var. Çiğdem'de CHP kurultayı var. Evet. Ne isterseniz var bizde. Can sende ana haberlerde ne var bugün? Çiğdem çok çok teşekkürler. Ya bizimkiler her gün oluyor ama böyle bir mavrayı her zaman bulamazlar herhalde. Ve geliyoruz tabii bir yerde Can'ın en önemli unsuru o diliydi. Paketteki dili. Birkaç şey vardır. Cüneyt'in, Can'ın, Deniz'in, Rıdvan'ın bir dilleri var. Mesela benim çok kurudur dilim. Yani ben net anlatmaya çok şey yaparım. Dikkat ederim. Çok basitleştirip çok iyi anlaşılsın isterim. Bunların hiç öyle değil. Yani sizin ayrı bir diliniz var. Aslında siz bayağı zorladınız bizi. Hani kısa yaz, öyle olmaz. Uzun cümleler kurma. Şimdi bugün daha yeni tartışılıyor. İşte şimdi artık internet çağı deniliyor. Biraz daha kısa cümleler kuralım. Konuşur gençler artık böyle şey yapalım diyor. Mesela ben hatırlıyorum ilk dosyada siz alıp bir kenara koymuştunuz benim sesimi. Gel bakayım öyle alınmaz böyle olur deyip ben de biraz bozulmuştum hatta korumalar dosyası. Ama gerçekten bir saat boyunca bak böyle okuyacaksın, okumayacaksın, anlatacaksın, anlatır gibi yazacaksın. Ve emin ol ben hala çok... ana haber yukarıda haber merkezinde bunu söylüyorum. Hala söylüyorum. Yani Asi Bey'si aslında ama biz bir türlü o şeye giremedik belki de. Olmuyor. Ahmet ben sana şeyi de sormak istiyorum aslında. Bizim ikimizin bir avantajı vardı. Avrupa'da Avrupa televizyonlarını seyretmenin de bir avantajı, bir algılaması oluyordu senin açından öyle değil mi? Mutlaka tabii. Yani aslında televizyon Türkiye'de tek kanala mahkumken Avrupa'da biz çok sesli bir dizi televizyon kanalını izleme imkanı buluyorduk tabii. Bence tabii siz daha çok oralardan beslenerek, esinlenerek böyle bir program önerisini kafanızda şekillendirdiniz. Çok da iyi ettiniz. Oradaki birikimin bence Türk televizyonculuğa yansımasında sizin aracılığınız, sizin konumunuz çok etkili oldu. Yaşa Ahmet. Şimdi Cüneyt'e bakalım. Cüneyt'in son derece önemli Bitlis olayı. Bitlis Paşa'nın cinayet mi yoksa bir kaza mı? Paketi. Ona bir bakalım çünkü o da çok önemli kilometre taşlarından biri. Kaza dosyalarında yalnızca teknik raporlar, incelemeler yoktu. Bir de yapılmış iç soruşturmalar, alınan ifadeler ve en önemlisi konuşan tanıklar vardı. Yapılan soruşturma sırasında özellikle bir ifade diğerlerinden farklı şeyler söylüyordu. İfadenin sahibi Tahir Metin adlı erdi. Uçağın düşmesinden önceki gece uçağın bulunduğu hangarın önünde nöbet tutmuştu. Verdiği ifadede şüpheli bir durumla karşılaştın mı sorusuna evet cevabı vermiş, olan biteni anlatmış, sonra da terhis olup memleketine geri dönmüştü. 32. günde yaptığımız uzun araştırmalar sonucu bu önemli tanığı ilk kez bulduk ve konuşturduk. Tahir Metin Bursa'da yaşıyor, o şimdi bir işçi. Ancak üzerinden uzun zaman geçse de o gece yaşadığı ilginç nöbeti hiç unutmamış. Gece 6-8 veya 8-10 nöbetinde nöbet tutuyordum. Yani dikili nöbeti. O anda şey geldi bir tane, astsubay geldi. Pilot kıyafetli. Ben şüphelenmedim. Hala. Geçen gün sabahın manşetiydi. Evet. Arıyorlar işte bu eri bulup konuştursalar ne iyi olur diyorlar. Aradan 14 yıl geçti. Bizim 14 yıl önce Rıdvan'la beraber yaptığımız biz Susurluk ve bu dosyalara Kanlıca'da artık İstanbul'a taşınmışken tutulduk. Yakalandık daha doğrusu 32. günde. Ve mesela bu eri bulmamızın öyküsü bayağı Bursa şehir rehberini koyduk önümüze. O dönem elektronik de değil. Ve 3 arkadaş tek tek aramaya başladık. İşte 30 tane Tahir çıktı. O Tahirlerle konuştuk. O mu bu mu? En son 3'e indirdik ve ben Bursa'ya gidip 3'üyle de konuştum. Bir tanesine denk geldi. Ama daha da önemlisi o dönem belki de aslında bu 32. gün doğru dürüst bir dönemi yok. Her dönem özellikle 90'larda 2000 arasında her dönem çok sarsıntılı ve stresli geçiyordu. Biz takip ediliyorduk. Ofisimiz gözleniyordu. Bana komplo düzenlediler. Yani birileri o dönem işte başka gazeteciler buna aldanmış. Biz neyse ki son anda fark ettik. Yani bu Susurluk döneminde Mehmet Ağar'ın istifa ettiği
Mesela bu ilk kaza aldıktan sonra biz bir çift muhabirimizi otele gönderdik. Abdullah Çatlı'nın kaldığı otele. Çünkü bir hafta önce biz Mehmet Ağar'a ulaşmaya çalışmıştık ve ulaşamamıştık. Bir noktada izini kaybetmiştik ve acaba aynı otelde midir diye düşünüyorduk. Ve biz bayağı bir çift, nişanlı bir çift kılığında bir çift muhabirimizi gönderdik, kameramanla muhabiri. Ve Mehmet Ağar'ın da o otelde kaldığı ortaya çıktı. Daha sonra o istifa etmek zorunda kaldı. Hanefi Avcı'yı ekrana çıkartmak için biz bir yıl boyunca ben Hanefi Avcı'yla görüştüm. Yani, ağlamıştı Hanefi Avcı. Ve çok ilginçti. Yayına çıkmadan önce Mehmet Ebrant, ben, Hanefi Avcı bir otelin lobisinde oturduk. Telefonlar geldi. Dediler ki seni görevden alıyoruz çıkarsan bu programa. İşte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Brandt bir ara tuvalete gitti. Ben döndüm, dedim ki ya iptal edelim isterseniz. Yani istemediğiniz bir şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Canlı yayına yaklaşık bir yarım saat vardı. Brandt geldi, şaşırdı. Çünkü o kadar stresliydi ki ağladı demeyelim de yani bayağı bir şey olmuştu. Yok dedi, ben çıkacağım demişti o dönem. Müthiş. Ve çok tarihi bir programdı bence de Hanefi Avcı'nın çıkması. O işte bütün Susurluk ve oradan, onun o sözleriyle belki de ilk kez tescillendiği bir şeydi. Şimdi bir de 1994-95 değil mi? O dönemlerde şöyle bir yerine koyalım. Refah yavaş yavaş geliyor. Refahın gelişiyle birlikte şeyler artıyor. 28 Şubat'a şeriata, doğru şeriata mı gidiyoruz? Soru işaretleri artıyor. Ve o dönemde Deniz Arman meşhur Almanya'ya gitti. Ve Deniz Arman Almanya'dan bakın şöyle görüntülerle döndü. Sonra da kıyametler koptu. Türkiye'den çok uzaklarda ancak Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir gelişme Almanya'da yaşanıyor. Cemalettin Kaplan önderliğindeki İslami Cemaatler Birliği geçenlerde Federe İslam Devleti kurdular. Köln'de bu amaçla düzenledikleri toplantıda attıkları sloganlar, söyledikleri marşlar ve Kaplan'ın konuşması hiç şüphesiz Türkiye'den duyulmadı. Ancak Almanya'da seslerini günden güne yükseltiyorlar. Türkiye'deki düzene karşı ciddi biçimde örgütleniyorlar. Kaplancılar bir hilafet devletinin ancak federe devletlerin birleşmesiyle kurulabileceğine inanıyorlar. İç işlerinde bağımsız, Hristiyan alemine karşı ortak politikaları izleyen bir hilafet devleti. Köln'deki Türk şeriatçılarına göre bu devletin Anadolu ayağı kuruldu bile. Şimdi sırada Filistin ve Bosna Hersek Federe İslam Devletleri var. Bütün bunlar gerçekleştikten sonraki aşama ise bir halife seçmek. En güçlü aday da tabii Cemalettin Kaplan. Çünkü kendisini çoktan El Emir ve Naip ilan etti. Yani Müslümanların emiri, halifenin vekili. Ve bu olay, yani bu programdan sonra iki büyük şey oldu. Siz kim olursunuz da bize şeriatı getirsin diye beğendirmeye mi çalışıyorsun? Bir tarafta vay namussuzlar, küçücük bir grubu bak nasıl bize yani her iki taraftan da muazzam şey alındı. Türkiye ilk defa böyle bir slogan duydu. Evet, çok tartışmıştık. Bu sloganı koyalım mı koymayalım mı ama diye. Ama bu sloganı duyduğu anda da sarsıldı. Yani çok tartışmıştık dediği gibi. Ve böyle bir vaka var. Sonra mesela Rıdvan'ın sonradan yaptığı herhalde konuşacaksınız. Yeşil sermaye ya da Almanya, yani o topraklar, Avrupa falan hikayelerini ilk defa Türkiye karşılaştı. Aa, böyle bir şey mi var diye. O aa'nın bazıları aa şeklinde geldi. Bazıları da öğrendi. Sonra da zaten yani şey yapıyoruz. Burada bir bu slogan çok çarpıcı bir görüntü vardı. Belki arkadaşlar koyarlar. Mustafa Kemal'in kuklasını parçaladılar. Sanki o şimdi birazdan gelecek evet, o görüntüde. İpe bağlanmış. Bunları koyarken çok tartıştık. Onu hatırlıyorum ama ben. Koyulmalı mı, koyulmamalı mı? Demin senin konuşmandan yani bugüne ilişkin bir şey söylemek istiyorum. O günün televizyon gazeteci, yani o gün 32. gününe. Demin dedi ki Cüneyt, Bursa telefon rehberini aldım dedi. Arkadaş, internet falan yoktu. Adamı tanığı Bursa telefon rehberinden buldu. Bu bizim ofise bir Köln'deki bir Türk vatandaşının gönderdiği bir mektupla. Böyle yazmış Anadolu Fethiye, ne diyor bu Federe İslam Devleti Mevleti diye. Gittik, hiçbir şeyle de karşılaşmayabilirdik. Ama gittik. Haberin ayağına gittik yani ve büyük haberle döndük. Öyleydi. İşte burada da bu kıyameti koparan gösteri buydu. Bu gösteride Atatürk elinde anayasa ve asılıyor.
Tabii o dönemde bir de Can, Ahmet size de şey yapacağım. Güneydoğu olayları. Hı hı. Yani Güneydoğu o dönemde kurtarılmış bölgeler içindeydi. Yani kurtarılmış bölgeler hangi Cizres. Yıl gittik 92, bu? Şu görüntü 92 Nevruz. Şu fotoğraftaki 92 benim. Nevruz değil mi? Evet, çıkma, çıkma çıkma çıkma. Kadıoğlu Otel'in önü bu. Kadıoğlu, Cizre Kadıoğlu Otel'in Yusuf önü. Akçura sanırım. Yusuf Akçura. Fotoğraf çeken Erbil Tuşalp. Şu anda fotoğraf çekildiği yerde camlar yok. Fotoğrafın sağında görünüz araba birazdan tamamen yere yapışacak. Ve 5 dakika vardır ki İzzet vurulacak. Evet. Bu o andır. Evet. Şimdi böyle evet, bir dönemde Can, Ahmet. Söyleyebilir miyim? Heh, evet. Abi ben şey size dönmek istiyorum. Yani şimdi peş peşe aslında izlediğimiz zaman hepimiz fark ediyoruz. Türkiye'nin başına ne gelecekse bir şekilde aynen. 32. gün yıllar öncesinden haber vermiş adeta. Yani toplumun sinir ucu gibi. Yani Susurluk kazasından önce Gladio'yu vermişiz. İşte bir şeriatçı şeyin ipuçlarını Almanya'dan vermişiz. Diyelim işte Osman Öcalan'ın hala orada faaliyette olduğunu duyurmuşuz. Kürt meselesini yıllar öncesinden nasıl ne yönde gelişeceğini işaret etmişiz. O dönem çok eleştirilmiştik. En iyi sen hatırlayacaksın. Yani bunlara niye ekran şansı veriyorsunuz diye. Hala belki seyircilerin aklından geçiyordur ya bütün melaneti orta şeye ekrana çıkarmışlar diye düşünüyor ama bir yandan da baktığınızda hakikaten 32. gün olmasa ve bütün bunların olmadığı bir şeyi düşünün. Gerçekten belki de Türkiye birçoğundan haberdar olmayacaktı. Ve şimdi dönüp bu kadar 25 yıl sonra baktığımızda iyi ki yapmışız, iyi ki bütün bunlardan haberdar olmuş ve kamuoyu ona göre bir tavır almış diye düşünmek çok daha doğru geliyor bana. Ahmet? Tabii. Siz belki beni hala 32. günde zannediyorsunuz ama. Doğru. Ya çok işe girdim. Hani Ahmet söyle bakalım. Dolayısıyla ben de kendi payıma belki şunu söyleyebilirim. Can'ın biraz önce anlattıklarına ilave olarak. Hakikaten Avrupa Birliği sürecinin bu ülke için ne kadar önemli olduğunu ta o dönemlerden başlayarak anlatan ve bu sürecin önemine dikkat çeken bir program oldu 32. gün. Tabii sadece önemini anlatmakla kalmadı, Avrupa Birliği'ni tanıtan bir program da oldu. Ben kendi açımdan hani böyle bir ilave yapabilirim. Yaşa! Şimdi abi pardon, ya belki ileride konuşacağız ama hani bu tespitin içerisinde bir noktayı da mutlaka eklemek gerekiyor. Hani Türkiye'nin geleceğine ilişkin ya da Can'ın söylediği gibi o anına ilişkin sorunları gündeme getirirken bir yandan da geçmişiyle hesaplaşmasını yapıyorduk belgesellerle. Şimdi ona geleceğim. Rahat durmama durumu vardı demek ki öyle bakınca. Ona geleceğim. Çünkü önemli olan şuydu. Seyirciler Can da demin söyledi ya hani şimdi bile bakıp ulan siz eğer çomaklamasaydınız işte bu Kürtler bilmem neler başımızı halbuki hayır sorun gitmeyecekti. Sorun çok daha kötü bir şekilde ortaya gelecekti. Çünkü program yaptık diye sorun çıkmadı. Bence bir önemli nokta daha var. Bizim bu ele aldığımız konuların pek çoğu medyada o dönem ana akım medyada yoktu. Evet. Yani sadece 32. gün buna cesaret edip yapıyordu ve onun dışında birkaç marjinal sayılabilecek ya da itilmiş, marjinalleştirilmiş belli bir fraksiyonun, belli bir farklı bakış açılarının sağda da solda da olabilir onların yaptığı haberlerdi. Yani bir kar makinesi gibiydi 32. gün. Bu tür haberlerin yapılabileceğini gösteriyorduk. Sadece 32. günün yapması önemli değildi. İlham vermesi anlamında da önemliydi. Şeyde unutmayalım yalnız 1985-1992 TRT'deydi 32. gün 92'den itibaren de özel televizyonlara çıktı. Yani bu sadece TRT'de olmanın verdiği bir rahatlık değil. Ben 92 şimdi bunlar 92 93 90. Peki TRT'de özel sektördeyken TRT'de kalsaydı verebilecek miydik? TRT'de kalsaydık imkan yok yapamazdık. Evet, hayır yani. İmkan yok yapamazdık. Çünkü artık TRT'de o dönemde 1992'den sonra çok daha gerildi TRT. Şey yani. hatırlamıyor musunuz? İşte Musa abi de çok iyi bilir. Kızıl Meydan'dan ilk o görüntüyü verdiğimizde Allah kıyamet koptu dedi. O zaman neydi? Dijital efekt makinesi yeni gelmişti. Oraya biz işte hani hoşluk olsun diye bir şey koyduyduk. Kulakları çınlasın yani eğer izliyorsa Ülke Hanım.
bunu nasıl koyarsınız ya diye. Ya onu boş ver. Bana en çok söylenen. Nasıl böyle düzgün yürürler Rusya? Hayır, yani, dur, günümüzde... hayır hayır. Şeyde Kremlin hani mozolenin önünde askerler rap yürürler. Bu kadar gürbüz asker. Onu çekmiştiniz. Kim vardı benden hatırlamıyorum. Kullandık. Haber dairesi değil, genel müdür. Dedi ki Mehmet Ali Bey dedi. Pardon, kullanmadan önce. Aşağıdan söylediler bana dedi. Çok sıhhatli görünüyor Rus askerleri dedi. Dedim. Bu bizim ordumuzun moralini bozabilir dedi. Yahu vallahi yalan değil. Doğru doğru. Moralini bozabilir. Dedim ki ne yapayım adamlara işte kötü şeyler giydirin. İşte o gün. İşte yani yalnız, yani yalnız bir şey değil mi? Adam haklı bey. Hayır. Ben bandı sakladım. Bayağı iyi gözüküyor adam. Ama unutma sonra yıkıldı bunlar. O dönem için haklıymış en azından. O kadar ya. Görüntüler biz yayınlayamadık ya. Yani. Şimdi. Hayır. Şimdi o. Hayır yayınlayamadık. O tartışmalara o işte cesarete falan ilişkin bir minnacık bir şey anlatmak istiyorum. Hani cesurduk. Biz farklı bir yerdeydik. O yerden cesaretle atılıyorduk. Şöyle bir şey atacağım. Ben bir dosya yapmıştım. Beşiktaş'a ilişkindi. O hafta Galatasaray'ın pilavı vardı. Ben değil ki. Herkes her türlü otoriteye karşı cesurluk size karşı. Pilavı almamışlardı Mehmet Ali Brandt. Ya. 32. günde yayınlanan bir dosya yüzünden almamaya kalkıyorlardı. Biz her şeye karşı cesurduk. Onu söylemeye çalışıyorum. Çarşı her şeye karşı. Çarşı her şeye karşı. Hayır, ama yani herkes çarşı diyeyim yani. O arada tabii belgeseller. Çocuklar belgesellerin var değil mi Utku? Ya Utku, ona... Utku henüz daha yukarıda kulağımda. Daha buraya gelemedi. O önümüzdeki yıllarda gelecek. Biz şimdi tabii bütün bu bugünkü ekibe bakınca biz neler çekmişiz de bir taraftan da yaşıyoruz. Abi oraya gelmeden önce şey de söylemek lazım. Kaçınılmaz olarak bugünle karşılaştırma yapıyoruz. Tamam. Fakat şu tespite koymak gerekiyor. Bugün 32. günün o dönemlerindeki gibi tarif etmek gerekirse dosyalı haber programı bugün neredeyse yok. Yok, hayır yok. Şimdi Cüneyt'in söylediği doğru. Konular sadece ana haber bültenlerinde böyle bir sadece yüzeysel olarak geçiyordu o dönemlerde. Evet. Ama dosyalı haber programı açıp, serimleyip, anlatıp, iyice anlaşılır hale getirecek bir fırsat da 32. gün. Bugün maalesef 32. günde tartışma tabii. programlarına döndünüz. Tabii. Yani öyle olunca tabii çeşitli gerekçelerle ama yani... Böyle dört başı mamur. Niye döndük? Ben bunu biraz bütçe gerekçeleri bir diye. Bir bütçe ise yani... diğeri de Türkiye tartışmak istiyor emin ol. Yani bu bir süredir devam ediyor bu. Ama abi Türkiye, o gün de tartışıyor. Birebir ama yok. Yani bugünkü abi, kadar. Türkiye bugün belki tartışılanı seyretmek istiyor gibi bir tablo var. O gün kavga biz edeni seyretmek istiyor. Ama o gün biz yaptığımız dosyalarla tartıştırıyorduk. Ama biz zemin üzerinden tartıştırıyorduk. Bugün baktığınız zaman tartışma programlarında arka arkaya sadece yüzeysel kalan belirli argümanların sürekli tekrar edildiği birbirine benzeyen tartışma programları var. 32 o nedenle büyük bir hizmet bir yaptı. Bir de biz hep Türkiye'yi konuşuyoruz. Bence asıl unuttuğumuz hani biz 32. gün aslında ilk çıkışı ve belki de bu dosyaların yapılmasında bizi koruyan 32. günün yurt dışında yaptığı dosyalardı. Evet, yani o dosyalar bize farklı bir saygınlık getiriyordu. Bu dosyaları biraz da o dosyaların gücüyle yaptığımıza inanıyorum. Yani baktığımızda Mithat'ın dünyada gitmediği yer kalmadı. Bizim takip etmediğimiz savaş kalmadı 32. günde. Yani dünyanın her yerindeki olayları takip ettik. Ya duvarın duvarın yıkılması da Ahmet'in şeylerde diğer ülkelerdeki dolaşmalar yani Cenk başlamışın Moskova dosyaları, Çeçenistan dosyaları, Serdar Akın'ın Çeçenistan'a o gitmesi. O herkesin ulaşamayacağı şey vardı. şu belgesele bir bakalım çünkü şeye de Serdar'a da sormak istiyorum aslında. Şu belgesellerin çocuklar eğer varsa Utku onları bir görelim. Ben de Musa'ya döndüm. Geri gel bak tekrar Odadaki bekleyiş sırasında Menderes'e bir hoca getirdiler. Hocayla baş başa kalmak istedi. Buna izin verilmedi. Son sözleri soruldu. Şunları yazdırdı. Hayata veda etmek üzere olduğum şu anda devletim ve milletime ebedi saadetler dilerim. Bu arada karımı ve çocuklarımı şefkatle anıyorum. Elleri arkadan kelepçelendi. Üzerine beyaz infaz gömleği giydirildi. Binadan çıkarıldı. Yanında iki gardiyan olduğu halde İmralı cezaevinin bahçesine doğru yürümeye başladı. Yolun iki yanına 20'şer adım arayla askerler dizilmişlerdi.
son yolculuğuna çıkarken son kez dünyaya baktı ve ağzından şu iki cümle duyuldu. Hiç küskün değilim. Hiçbir dargınlık duymuyorum. Çocuklar, ben bir tek şeyi söyleyeyim. Can oradaydı. Çocuklar, Can'ı ve Deniz, Bülent'i verin ekrana. Onlarla beraber bir şeyi paylaşmak istiyorum. Çünkü bu idam sahnesi. Bu idam sahnesini ben Lüksemburg'daydım. Stüdyoda bekliyorlardı Can'la Bülent. Son kapanış şeyi çekilecek ve artık bitiyor. Yani belgesel bitiyor. Müziği bir harika olmuş. Fahir döktürmüş. Ve son şeyi okuyacağım. Hala şey yaparım. Öldüm kaç? 3-4 defa çektik. Çok duygulandın. Müthiş. Sesin gitti. Müthiş. Evet. Ve hakikaten ağlanacak şeydi. Şimdi insanın... anlatırken her seyredişinde bilmiyorum, Can da paylaşır. Ben de aynen. Yani gerçekten o sahne o kadar duygusal ki. Şimdi son zamanlarda üniversitede öğrencilerime bazı derslerin bitişinde bu her iki belgeselin de son bölümlerini gösteriyorum. İzlememişler tabii. Yetişememişler. O dönemlere denk gelmemişler. Ama şimdi bir şey söyleyeyim. Yani çok kesme. Şu anda bizim siteye girdikleri takdirde orada izleyebilirler. Onu da bilsinler. Devam. Yani bir trajedi var. Ya yani bir insanlık trajedisi var. Her iki belgeselin de sonunda. Böyle bakınca crescendo orası. O kadar etkilendiğin açık ki seslendirirken. Deniz Gezmiş'in idamda da aynı şey söz konusu. Yani onun 12 Mart'ın son bölümünde de aynı şey. Yani arkadaşlarım söylüyorum. Ya pardon, tarafız. Evet. Hiç öyle tarafsız evet. falan değiliz. Hayır. Tarafız, duygu da var içinde. Evet. Ama bu hamaset değil. Ama bu böyle köpürtme değil. Ama bir insanlık trajedisi, bir dram varsa evet o tarafta ona karşı tarafız. Ki duygusuyla her şeyle tarafız. Ama şimdi hakkını da verelim. Canlandım. Can'ın hakikaten evet, Can şimdi ilk bölümü yazmış Can. Bana gönderdi. Ben de İsviçre'deyim. Okudum. Hiç unutmuyorum. Cemre ile beraber bir yere gidiyoruz. Karımla beraber. Dedim ki ulan bu herif dedim mutlaka senaryo yazmalı dedim. Ve hala da yıllardan beri söylüyorum. Şimdi bir deneme yaptı, bir Mustafa denemesi, ama ondan sonra gerçek senaryo bekliyorum zaten. O da elini yaktı. Başına gelmeyen kalmadı. Şey bütün düşmanlar önünü kesti. Bu sahneyle ilgili benim de iki hatıram var Mehmet Ali abi. Bir tanesi senin hakikaten off tube girip seslendirme stüdyosuna bu metinle girip yani ağlayarak çıktığın ve bir türlü okuyamadığını hatırlıyorum ki bu tekrar dinlediğimizde o sesindeki titreme hissediliyor. Evet. Hakikaten çok duygulanmıştın ve ağlamaklı olmuştun. İkincisi de asıl onu hatırlayacaksınız. TRT'de ben bunun denetimine girdim. Bu sahnenin bir denetçiyle girdik ve bu sahneyi birlikte izledik. Ve TRT denetçisi dedi ki ben bu sahneye yayın izni veremem. Niye dedim? Çünkü dedi TRT'de biz ilki olarak idam göstermiyoruz dedi. Ama dedim bu konulu film değil, yaşanmış bir şey. Yani bunun finalini ben ve Menderes sonsuza kadar mutlu yaşadığı çocuklarıyla diye değiştiremeyeceğime göre hani böyle yaşanmış bir şey ve belgelenmiş bir şey. Peki dedim kovboy filmlerini falan yayınlıyorsunuz. Oradakiler hani drama olunca mı yayınlanabiliyor da gerçek olunca yayınlanamıyor. Hatırlayacaksın izin vermediler. Oradan biz evet. izni alamadık. Sonradan Cumhurbaşkanı Özal devreye girdi ve onun izniyle biraz önce izlediğimiz sahne TRT'de yayınlanabildi. Ama son Bülent Özkan elinde o zaman birinç bantlar vardı Musavi bilir. Ve son dakikada şeydeydi, okuyucunun başındaydı. O bölümü son dakikada taktılar. Yani yayında değiştirdik biz aslında finali. O benim şeyimdi ama. Evet abi, o büyük bir pazarlık. Benim özür dilememdi. Çünkü ben Galatasaray üstünde son sınıftayken evet, öyle bir... koşmuştum. Menderes'e karşı askerler yürürken olur mu böyle olur mu? Sen hatırlamazsın o şeyleri. Ama kapanış anonsunda yapılırken ve o benim şeyimdi. Hiç unutmam. Şeyden sonra o da çok önemliydi. Bu yayınlanıyor TRT'de. Binlerce kişi şeye yürüyor. Kabre yürüyor. Evet. Evet. Ama bu bütün şeyleri de devam ettiriyoruz şimdi. Söyleyeyim sana. Yani Rıdvan'la diğer dönemleri de arka arkaya eklemeye çalışıyoruz. Yani çok doğru. Özal'dan sonra şimdi
Kitapları da çıktı. Bak, yani DVD'leriyle çok güzel bir şey ya. Ben sana söyleyeyim mi? Bizim o dönemde yaptığımız bu belgesel Can neydi? Koskoca belgeselde vallahi kaç dakikalık görüntü vardı? Yok gibi. Yani çok az görüntüyle geçmiş görüntü. Şimdi görüntü dolu. Yani şimdi belgesel yapmak çok daha basit. Müthiş. Ama bizim bir de tabii Serdar'la Serdar çok enteresan değil mi? Serdar çok. Kamera dedi, Serdar bilmem ne dedi. Şimdi Serdar neredeyse film çevirecek. Program şey kanal sahibi olacak. Şey yapacak vaziyette. Sayenizde. Vallahi öyle. Sersin. Ha ben mesela deminden beri bakıyorum. Can çok önemli bir şey söyledi. 18 yıl önce biz aslında Türkiye'nin sinir uçları gibi verdik bunu dedi. Burada baktığınız vakit tek tek mesela Cüneyt hatırlatınca aklıma geldi. Ben mesela oraya Çarpaz Ateş'in yönetmeni olarak çağrılmıştım. Ya tabii. Can'la beraber yapıyordum şu an. Bir de Can hakikaten bir Çarpaz Ateş var. Aynen. Vardı. O bacıvayla. Yani. Bir yabancı yönetmen olarak gelmiştim. ve orada hakikaten şunu gördüm. Japonya'da. Ne kadar insan farkında bilmiyorum. 18 yıl önce yapılan dosyanın görselliğini o zamanki teknik imkanlarla, grafik anlatımla, kurguyla aşağı yukarı bir saniyeyi bir saatte montajlıyorduk şey vurduğumuzda. Yani 24 saate varan Cüneyt'le Hakan'la Hasan'la oturup tabii montajlarımız vardı Ankara'da o stüdyoda. Yani hakikaten sadece içerik olarak değil, görsellik olarak da, anlayış olarak da gerçekten çığır açan bence bir okul. Ya 25 yıl, bir de 25 yıl hem Türkiye'de hem dünyada çok şey değişti çocuklar. Şöyle bir baksanıza. Yani komünizmin yıkılmasını düşün, o ihtilalleri düşünün. Türkiye'deki değişime bak. Tarihin tanığı. Hayır tarihin bir de tanığı. Şöyle ya, erişimde ihtilal yaşandı. Erişimde. Yani internet dediğiniz şey, görsellik bilmem bu korkunç medyada artık bir takım yerlere erişmek çok kolay. Çok zordu. Yani ben 25 yıl önce televizyoncu değildim. Kaç oldu benim? 18 yıl evvel. 18 yıl evvel yoktu böyle bir şey. Mehmet Ali abi Allah aşkına erişim deyince ne olur Yassıada filmlerini nasıl bulduğumuzu ve nasıl geldiğini bir anlatır mısın? Can, arada... Can sen anlat. Yassıada filmlerini... Beraber Can. Gitmedik mi canım? Beraber. Üçümüzdük. Bir ha, biriniz beraber gidin. Biriniz anlat. Anlat Can. Çok güzel anlatıyorsun. Ben Can'ın anlatmasını çok severim. Sizi çok böyle dinliyoruz televizyonda. Sen hoca değil misin oğlum? Ha, yok. Ya şey yani biz... Yassıada dönemin nasıl ekrana getireceğimizi bilemiyorduk açıkçası. Yani elde fotoğraflar dışında bir şey yoktu ve ama ele geçen Bülent Özkam'ın bulduğu fotoğraflarda arka planda bir takım kameralar görünüyordu. Herhalde bunun filmi çekilmiş olsa gerek diye düşünüyorduk. O günlerde birisi aradı büroyu ve dedi ki elimde bir çuval film var. Ne olduğunu bilmiyorum içinde ama o yıllardan kalma gelin şuna bakın dedi. Biz bir Ankara sinema salonu kapattık ve işte yok, beraber gittik Çaplı sen oturduk. Can. Gayrettepe'de bir seslendirme evet, stüdyosu ve şeker çuvallarıyla geldi. Ama yani gerçek anlamda şeker çuvalının içinde bobinler vardı. Ve içine gözlerimize inanamadık adam. Evet ya. Müthiş. Adam müthiş. Takıp da göstermeye başlayınca hakikaten bir Türkiye'nin en önemli bence belgelerinden biri perdedeydi ve gözlerimize inanamadık. Üstelik belgeseli de artık neredeyse toparlıyorduk. Evet. Ve o bölümü nasıl yapacağız derken bütün neredeyse davalardan, duruşmalardan çekilmiş görüntüleri perdede gördük ve sonradan öğrenildi ki adam işte o dönemde sinema işletiyormuş babası. Saklamış. Bir şekilde ona göster diye vermişler. O da bir şekilde ayırmış ve saklamış. Ve çok şeker olmuş. Ama bir de ilk defa Türkiye o belgeselde gördüm. Yani şu da tespiti yapmak lazım. Anayasa Mahkemesi'nin arşivlerine araştırdık. Daha doğrusu teşebbüs ettik. Genelkurmay'ın arşivlerine baktık. Var fakat var, açmıyorlardı. Vermediler. Evet yasağa girdiği için. Yani devlet orada sakladı, tuttu, gizlemeye çalıştı ama çok başka bir sen yerde. Sen olsan Çaplı, Dündar ve Birant'a verir misin o görüntüleri? Vermezsin. <Yani. gülüyor> Ama o zaman da yani. Tebrik ederim. Aslında tebrik benim de hiç şey yapmadım. Beraber biz Serdar'la Cezayir'e gittik. FIS olayı. Evet. Ki o dönemde FIS olayı düşün. Aslında paralel olarak baktığınız vakit. Ha. Tarihsel olarak AK Parti'nin adeta gelişini yani Türkiye'nin daha o anlamda ya, zihinsel arka planında böyle bir korku var ve gene hani olmayacak mendeburlu yapıp gidip olabilecek en büyük örnek sosyal olarak muazzam bir arka plan var benziyor ve FİS diye bir parti var. Tam anlamıyla aslında AK Parti'nin oradaki kurulumu gibi ve GIS diye de başka bir evet, aşırı radikal grup var. AK evet. Parti'nin şeyiydi. Ama orada yani yapılan söyleşilerde o biliyorsunuz ninjaları çekmiştik Kalaşnikov'lu falan. Evet. Muazzamdı yani. Ya
orada AK Parti gibi gelmişler, seçimi kazanmışlar, asker hatırlıyorsunuz. Asker hayır deyip 60'a yapıp ve çok daha radikalleşmiş başka bir grup var. Bunlar aslında kendilerinin ne kadar ılımlı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Belki bir proje, belki değil. Ama nihayetinde Türkiye'nin hakikaten böyle bir korkusu var. O yıllarda Cezayir'e gidip bak bunlar da burada diye. Yani bir açıdan bakınca öyle, diğer açıdan bakınca öyle değil aslında. Rıdvan'la birlikte şimdi biz karşı karşıya kaldığımız eleştiri, ya 32. gün artık eski 32. gün değil. Siz oturuyorsunuz bir masanın etrafına. Laba 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 konuşuyorsunuz. Mehmet de yukarıdan, Mehmet Polat da yukarıdan işte bağırıyor, çağırıyor, şey yapıyor. Böylece programla bitiyor. Şimdi doğru. Bunun dediğin gibi iki nedeni var. Birincisi bugün öyle bir şeyi yaptığımız takdirde onun bütçesini kaldıracak olan ben kanal, ne dersin Cüneyt, var mı bilmiyorum ama ben göremiyorum. Yani bir onu konuşalım. Yani niye olmuyor. Ben şeye üzülüyorum, dış haber yok. Yani güzel. Artık biz Türkiye'de hepimiz kapılarımızı, penceremizi kapattık. Kendi içimizde bir şekilde birbirimizi yiyip duruyoruz burada. Aynı konuları, aynı konuklarla. İşte ben her akşam bizim Can'la aynı saatte yayınlanıyoruz. Bilmiyorum Can ne yapıyor ama bizim bir ekranda Can açık. Yani bir monitörde ben varım, bir monitörde Can var. İşte bana gelen konuk ertesi gün Can'a gidiyor. Can'ın konuğu ertesi gün bana geliyor. Cüneyt'cim aynı gece gidiyor. Habertürk'e gidiyor. Evet. Hatta aynı gece gidiyor. Tabii sen de gördün konuğu ben biraz da ama. O kadar tuhaf ki biz aynı gün içinde işte Rıdvan'ın aldığı bir konukla bizim aldığımız konuk mesela 3 kanala gidip geziyor. Yani televizyonların şimdi haber merkezlerindeki frisler de aynı. Ben biraz sıkışmış hissediyorum. Yani şimdi burada ve bakıyorsunuz artık hani bir şey yarışı da yok kalmıyor. Hani daha özel haber yaptım. İşte çok iyi bir röportajdı. Çok şey gibi öyle iyi işledim. Tuhaf bir sıkışmışlık var. Yani çok iletişim kanalı var. Çok daha fazla yere ulaşıyor. Eskisinden çok daha fazla ama bir yandan da çok daha kapanmış hissediyorum ben. Sıkışmış hissediyorum. Can. Mehmet Ali abi bir şey söylemek istiyorum. Evet ben de aslında Cüneyt'in söylediklerini tamamlamak için ben birkaç şansımız olduğunu düşünüyorum 32. günün bugünlere gelmesinde. Burada büyük payı da sana vereceğim. Çünkü birincisi senin yurt dışında yaşıyor olman burada seyrettiğimiz birçok şeyin önünü açtı. Yani o sayede sen Türkiye'nin o şeyin içinde, o bizi biraz da boğan havasının içinde olmadığın için bu cesareti gösterebildin ve biz de senin açtığın o yoldan yürüyebildik. Birincisi bu. Cahilliğin cesareti hakikaten, diye onu diyoruz. İkincisi hakikaten kişisel olarak da sen bugün seninle rekabette olduğu söylenen birçok insan böyle bir programı hayatta yapamayacak hayat boyunca. Çünkü öyle bir ekipleri hiç olmadı. Yani çünkü hiçbir zaman böyle bir ekibe imkan tanıyacak bir şeyde olmadılar. İhtiyaç duymadılar ya da kişilikleri el vermedi. Ama sen gerçekten hepimize kişisel olarak çok ön açtın, yol açtın ve imkan tanıdın. Ve bugün 25 yıla gelebildiysek bunun sayesinde, bunu da burada hepimizin söylemesi lazım. Üçüncüsü şöyle bir güzellik oldu. Senden çok şey öğrendik hepimiz tek tek. Fakat ilginç bir şekilde hiç de taklidin olmadık. Yani oradaki insanların her birinin, Cüneyt'in, Mithat'ın, Ahmet'in, Çiğdem'in, Deniz'in, yani hepimizin kendi tarzlarımız var ve bir şekilde belki arada şeyli falan konuştuğumuz oluyordur ama onun dışında da herkes kendi tarzını koruyarak bu programın içinde var olabildi ki bu da çok önemli bir şey. Ve sayende çok gezdik, çok yer gördük. Onu da bu vesileyle teşekkür edeyim. Ve bir yandan da hakikaten sana da çok çektirdik. Onun için de burada hazır seni bulmuşken böyle bir yıl dönümünde hepimizin önünde sana da gerçekten duygularımızı dinlendirdik. Tamam değil, bir şey anlatacağım. Seyirci bilmez. Şimdi demin anlatırken şimdi Can'a diyor ya senin yurt dışında olma. Şimdi sen yurt dışındaydın ama biz hepimiz aynı evde yaşıyorduk. Şey anlamında diye. Şimdi o cesareti tekrar nasıl bu kadar cesur olmayı deşerken belki öyle konuşmak lazım. Biz bir 32. gün Ankara'da bir bahçe içinde bir evdi. Benim oğlan orada büyüdü. İşte Çaplı'nınki. Biz aynı evde yaşıyorduk. Ve soluna baktığın zaman en az Deniz kadar cesur Serdar'ı. Sağına baktığın zaman Cüneyt, o Çaplı'yı falan. Bir şey yürüyordu böyle. Bir cesaret şeyi olarak yürüyordu. Bir de seyircilerin bilmediği şu var. Senin bize verdiğin cesareti anlamak için çok çarpıcı bir örnek vardır. Çaplı da atılacak, Dündar da atılacak, Can Dündar da atılacak. Sen bize bir kaset yolladın. Dedin ki 100 yılın röportajını yaptın. Bekliyoruz. Kimdi? Meclisler Genel Sekreteri. Telefonda arayıyorsun. Şimdi
dedin ki var ya bu dedi röportaj dünya. Ana dosya yani. Ana dosya. Diyor ki BBC'den ararlarsa randevu vermeyin diyor falan. Hatırla hatırla böyle. Biz bekliyoruz kaseti. Geldi. Can Dündar, ben çaplı taktık. Dördüncü dakika falandı. Şöyle kafamı çevirdim. Can bana bakıyor. Çaplı. Dedik ki arkadaşlar üç kibrit birini kırdık. Kısayı çeken Mehmet Ali bir hata arayacak. Bu çekti. Dedik ki abi bu olmamış yayınlamıyoruz. Ya yani senin program onun ya. Program onun bana. Yani bu yok. Cesareti şimdi bir de ya şimdi birden aklıma geldi. Can sen de çok iyi hepiniz hatırlarsınız. Bir fenomen vardı. Bir anda havaalanına bırakma. Tabii, ay. Çünkü o alma bırakma. Bunu seyircilerimizle paylaşmak zorunda. Çünkü o Ankara'ya geldikten sonra bütün programın ne yönde gideceği, ne olacağı ortaya çıktıktan sonra bütün eleştirileri, yorumları havaalanına giderken dinlemek demek. Onun için aramızda... Bir de uzaktır ki. Evet. O zaman bölünmüş yolda yok. Trafik sıkışıyor. Hatırlarsın Can. Aramızda hep... Oğlum sen bırak. Hayır sen bırakacaksın. Hayır sıra sende. Genelde genç arkadaşımız... Araba benim bir çünkü. Talihsiz olarak. Çünkü o... Ben hani en az yetkili ve şey. Ben asistanım. Bütün fırçayı ben yiyorum. O olmamış. O gelmemiş. Bunu Denizli'ye yapmış yazık. Bir de... Böyle. Yani arabada eject tuşu yok ki ya onu ya kendini atasız gidiyorsun. Bir ya, şey hatırlıyor musun? Şurada pardon devam edeceğim. Askerlik anısı dönersin, oldu ama. Dönersin. Hayır büroya dönersin. Arkadaşlar kim götürdüyse ne dedi? Bir de bir Ürdün Kralı meselesi vardı. Onu da anlatmakta fayda var. Bir Ürdün Kralı kimdi? Hüseyin. Evet Hüseyin'le bir röportaj yapmıştı Bülent ama... O da yani hani o gündemin içinde bir türlü programa giremiyor. Bir hafta giremedi, iki hafta giremedi. 30 dakikalık röportaj önce 20 dakikaya düşürdük. Sokar mıyız? Olmadı. 15 dakikaya indi. En son 8 dakikaya falan indi. Ve bir an hani bize Karabağ ya çocuklar sesi. Ya koca kral ayıp oluyor. Prens gibi bir şey oldu. Ama benim hep bir korkum vardır. Hakikaten bu vardır. Bak Mehmet de şimdi Rıdvan da bilirler bunu. Mutlaka etrafımdaki kişilerin ne dedikleri benim için çok önemli. Doğru. Yani ya bir ya, şey atabilir miyim? Oluyor doğru. Mu lan? Olmuyor dedi mi bitti ben yerlerde. Ha işte programımız pardon İki programın şey... şeyi burada zaten. Yani o cesareti veren hayır Mehmet Ali ya, diyorsak tam, otoriteye de diyoruz. Tam bununla ilgili. Ya birincisi çok tuhaf bir şekilde her hafta programın kaseti son dakikada yetişiyor. Evet. Allah'ın hikmeti yani montaj son dakikaya yani. Kalıyor. Son dakika düşüyor ama daha önemlisi bir Karabağ dosyası var. Artık 5. hafta mı oldu? 6. hafta mı oldu? Biz onu sevmiyoruz o dosyayı. Yayınlansın istemiyoruz. Musa Bey'e gidiyoruz. Akışı yapıyoruz. Can kulakta veya kim varsa o anda telefonda veyahut da rejide. Abi bunu da attık, bunu da attık. En sonunda 5. hafta Birant bağırmaya başladı. Program bitti. Benim şu dosyayı yapamayacak ama Musa... O... Baba yalnız ben sana söyleyeyim mi? Yayında akarken röportajı değiştirdik biz ya. Ya yok öyle yani yayın akarken tespit ettik o röportaj atıldı evet, yanına başka da. Röportaj girdi anında da biliyorsun çevirisi yapıldı stüdyoda. Yok ama anında, evet, anında röportaj atıp yerisini sokuyorsun montaj falan yok. Keyiflisi ama Rıdvan hep birlikte izlediğimiz şeydi programları biz hep birlikte izlerdik. Doğru. Şeyler yapılır iş biter. Gece bantlar teslim olur. Musa ile Talip orada nöbettelerdir. Onlar şey yapacaklardır ama mutlaka son ana kadar gelir. Ama son an düşünebiliyor musunuz Talip? Son an dediğin hani 3 dakika falan. O kadar. Bir de daha o kadar ne olacak yani? Hayır. İstanbul'da bir şeyimiz bandın vardı. sarma süresi düşünürsek o zaman bilinçle sarıyorduk. Tabii. 28 tane şeyden geçiyor. Kaseti fırlattım bile. Aynen. Musa abinin yönettiği bir programdı. Kanlıca'daydı ofis. Show TV'de yayına girdik. Evet, evet. Birinci bölümü girdi dosyanın. İkinci bölümü yoldaydı. Telefonla neredesin? Köprüye girdim. Son sayıyorduk. En son hani araba dönememiş otobanda karşıda durup üzerinden atlayıp ikinci bandı soktuğumuzu biliyorum. Yani böyle bir canlı yayın stresi. Evet. Ama Mehmet'le beraber de Mehmet'e de çok teşekkür borcum var. Hakikaten bize bütün çıktıktan sonra ben hep ona sorarım. Nasıldı derim program?
der veyahut da iyi der, o zaman sorsana, yürüyecek demektir. Hakikaten şimdi sorsana. Aman canım, beğenilmezse beğenilmesin. Ne olacak? Bu gece bizim gecemiz. Çocuklar çok çok teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Can çok teşekkürler. Ahmet sana çok teşekkürler. Ali Kırca'ya şeyden. Aslında yani boş yere o lafı söylemiyorum. Hepinizden çok şey öğrendim. Yani benim için çok önemli insanlarsınız. En güzeli de Çiğdem de onu söylüyordu. Herhalde çok nadir bir Türkiye'de ortak bakkal bile kurulamayan bu ülkede biz bir şeyler yaptık, birlikte çalıştık. Zamanında birbirimizi kırdık, kızdık. Ama hiçbir zaman dostluğumuz şey olmadı. Hep onu derim. Yani evet eleştireceğiniz. Ben de sizi eleştiriyorsam sizin de beni eleştirme hakkınız var. Hep tekrar ediyorum. Hakikaten benim bir tek bir ödül törenindeydi. Sen hatırlarsın. Öğrencinin biri çıktı. İşte ödül alıyor 32. gün. Ben işte bunu yaptı diyorum. İşte Bülent Çaplı şunu yaptı Gazi'de diyorum. Gazi panelde o. Ha? Gazi Üniversitesi'nde panelde anladı. Neyse. Biri çıktı dedi ki peki Mehmet Ali Bey siz ne yaptınız dedi. Doğru, bravo, hatırladım şimdi. Ben de bunları buldum dedi. Hakikaten ben de sizleri abi, sizlere rastladım size. Buldum değil sizlere rastladım. Siz de gençliklerinizi bana verdiniz Cüneyt'in dediği gibi. Ve bugüne geldik. Bundan sonra nereye gideceğiz? Hep beraber gideceğiz. Ama sadece tabii 32. gün burada ağırladığım isimlerden oluşmuyor. Bir de programın mutfağında yer alanlar var. Sabahlara kadar montaj setlerinde çalışanlar var. Arşivi bulanlar, arşive bakanlar, arşive mal getirenler, programın her türlü çilesini çekenler var. Onların isimlerini tek tek aslında burada akıtmak istiyordum. O emekçilere, o arkadaşlara, o yakınlarımızı hiçbir zaman unutmuş değiliz. Bugün sayıları 200'e varıyor. Gelmiş geçmiş. Ben herkese teşekkür ediyorum. Günün birinde nasıl olsa buralarda olmayacağız. O zaman inşallah bu programı birileri seyreder. Ama şu anda bizi çeken kameramanları, ışıkçıları, sesçileri, vetelecileri, resim seçicileri, yani programın kapanışında aşağıdan hızla geçen yazıda belki de isimlerini okuyamadınız arkadaşlarım var. Onlara da teşekkür ediyorum. 25. yıl dönümümüzde bir kez daha veda vakti geldi. Aman efendim, kimselere randevu vermeyin. Gelecek 25 yıl yine birlikte olalım. Hoşçakalın.